Efendim, biraz karışık bir masayla başladık. Onun neden bu kadar karışık olduğunu biraz sonra açıklamaya gayret edeceğiz bu akşam. Önce değerli konuklarımı e, tanıştırmak istiyorum. Hem de birbirine de tanıştırmak istiyorum. Zannedersem henüz kimse kimseyi tanımıyor. Şöyle bir başlayayım. Öncelikle Atıf Ünaldı Bey, hoş geldiniz. Bilişim Stratejisti olarak bu akşam bizimle birliktesiniz. E, çünkü bir noktadan sonra e, bilgisayarlar, bilgisayardaki güvenliğimiz e, ve de dinlemeler ve böcekler gibi bir konuya doğru gideceğiz ama ama ondan önce başka e, yine bilgisayarlarla çok bağlantılı olan bir takım veri tabanlarından ve ve bilgisayar üzerinden aktarılan görüntülerden ve onların güvenilirliğinden bahsedeceğiz. E, hoş geldiniz Yaşar Duman Bey, elektronik güvenlik uzmanı olarak e, sizi aramızda ağırlıyoruz bu akşam. E, yine çok e, güncel bir e, konuda e, bu akşamki suç ve dilli götüreceğiz. Böceklere ama bu entomologların böcekleri değil yani cesetlere gelen böceklerden değil başka türlü e, huzurumuzu kaçıran e, bir takım böceklerden söz edeceğiz. Siz bizimle ilk defa birlikte oluyorsunuz ama ben sizi çok uzun bir süredir tanıyorum. Herhalde bir 10 yıl öncesinden beri tanıyorum. Bir hayli yaşlanmışsınız tabii ki görmeyeli Yücel Yayla Bey. Herhalde e, çok çok çalışmaktan diye düşünüyorum. Çalışmak Saçlarınıza ak düştü. E, siz bize e, hep parmak izi parmak izi deyip durduk bugüne kadar değişik programlarda. Toplumumuza değişik şekillerde bu çok önemli hatta mucizevi denecek olan parmak izi meselesini e, duyup e, duyuyor. E, siz bu akşam bize parmak izlerinin nasıl alındığını, nasıl görünürleştirildiğini, orada karşılaşılan sorunları ve bu alana sizin katkılarınızı anlatarak bizimle birlikte olacaksınız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş ve bulduk. bir de bir konuğumuz var. Bize Ankara'dan katılıyor. İstanbul'da olamadılar ama bizim Ankara stüdyolarımızda bizimle birlikteler. Sayın Nurullah Aydın hocamız Gazi Üniversitesi İletişim e, Fakültesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz e, Nurullah Bey. Hoş e, bulduk. Sizin de... ...çalışacağız. Tekrar bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. E, bu akşam ederim. parmak izlerinden başlıyoruz. Ama Parmak izleri e, 100 yıldır aşağı yukarı gündemde olan ve de kişilerin kendisini ayırt etmekte kullanılan çok önemli bir e, olanak. E, parmak izinin nasıl oluştuğuna dair e, hala bilimsel bir açıklama yok. Yani e, bir insanın parmağının izi nasıl olur da böylesine sadece kendine özgü olabiliyor. Hatta tek yumurta ikizlerinde dahi farklı olabiliyor. Ama bunun e, biyolojik ve genetik e, ge nedenlerini hala bilmemekteyiz. Bazı e, varsayımlar var. Anne karnında ki sıvı içerisinde durmakla oluştuğu üzerine ama henüz onlar da kesin bir sonuç değil. Parmak izi değişik açılardan konuşulabilir. Parmak izlerinden hastalık anlamaya çalışanlar da var. Yani parmak izlerinin insanın biyolojisiyle ilgili bilgi verdiği de muhakkak ama biz bu akşam burada suç ve delil kapsamında parmak izinden söz edeceğiz. Sizin parmak iziniz var mı herhangi bir yerde? Mutlaka vardır. Çünkü e, malum son dönem pasaport sistemlerinde yeni bir düzenleme yapıldı ve biyometrik e, bilgiler. Zaten aslında hani e, biyometrik bilgiler gördüğüm kadarıyla artık e, devlet il, ilişkilerinde e, birinci derecede kullanılan alanlardan birisi haline geldi. Çünkü e, tanımlamak için insanı en hızlı ve en kolay yöntemlerden birisi biyometrik yöntemler. Yani parmak izi, avuç izi, e, kan veya damar kontrolü gibi bütün biyometrik sistemler göz retina kontrolü iyi tanımlama yöntemlerinden birisi. Tabi bazı sorunlar da çıkarmıyor diye çünkü bu tip tanımlama yöntemleri şimdiye kadar algoritmik olarak öyle kolay yapılabilen şeyler değildi. Yani göz retinasını ayırt ederken Ancak beş kişinin göz nasıl tanımlıyorsunuz? Ama 4'ü içeriye giremiyor, bir problem çıkıyor. Ondan sonra yeniden şifreli düzenlemek zorunda Peki, Falan Buraya gibi. ayrıca çıkıyor. gireceğiz çünkü biyometri çok geniş bir alan evet. ve bu sizin saydıklarınızın ötesinde hmm. dudak izi, kulak izi, dil izi e, gibi böyle bir takım başka izler de var. Polislerin de üstelik kullandığı bir takım izler bunlar. Yani Tek sadece merkezleri. şey e, olarak insan bedeni için biyometrikten söz ettiğimiz zaman. Yani aklı hayale gelmeyecek şeyleri e, kimliklemede e, kullandığını görüyoruz. Hele bu son yıllarda da çok artıyor. Ama Sanırım çok acele mesela. sorayım. Siz mesela parmak izinizin herhangi bir yerde olmasından kaygılı mısınız? Yani pasaport alındığı zaman parmak izimi alıyorlar diye e, bir tedirginlik duyuyor musunuz? Şimdi hocam orada şöyle ilginç bir durum söz konusu. Benim kişisel e, görüşüm. Şimdi çok ciddi endişeler var. Her her konuda internetle söz konusu olunca her şeyin loglanması ve tutulması ile ilgili insanların rahatsızlıkları var. Ancak Baktığımız zaman geçenlerde ben bununla ilgili de bir yazı yazdım Türkiye Bilişim Vakfı'nın bir dergisinde. Bu konuya baktığınız zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. Devlet zaten bizim en önemli sırdaşlarımızdan birisi. Birçok verimizi onlar biliyor. Yani sağlık verimizi biliyorlar, mali verilerimizi biliyorlar ki bazıları belki ya çok yakınımızdaki insanların bile bilmediği veriler. Dolayısıyla o verilerin önemli olan birileri tarafından tutulmasından ziyade çünkü bunun kaçarı yok ama o verilerin tutulup, başka bir şekilde kullanılmasının engellenmesi bence en önemli noktalardan birisi gibi geliyor. Özellikle bu birazdan konuşuruz diye tahmin ediyorum. Enformasyon evet. çağında enformasyonun nasıl kullanıldığı ve enformasyon kullanımında yanlışlıklar neler olabilir, devletin hataları neler olabilir onların Onu da. üzerine gireceğiz. O zaman da muhtemelen bunları konuşuyor olacağız. Peki sizin parmak iziniz var mı herhangi bir yerde? Evet, arkadaşımın da belirttiği gibi pasaport işlemlerinde parmak izimizi verdik ee, e, ürünlerde işte parmak izi okuma sistemleri iyi okumuyor, okuyor mu okumuyor mu işte silikon sistemler camlı sistemler e, denediğimiz yerler oldu e, ama resmi olarak sadece e, bu e, pasaportta verilmiş emniyete verilmiş bir parmak izi Evet Peki mesela hiç Amerika'ya gittiniz mi Amerika'ya gitmedim siz gittiniz Gittim. mi? Gittim. Orada eee şeyden girerken, sınırdan girerken parmak izinizi alıyorlar zaten. Evet. E, işin ilginç tarafı çok yıllardır da alıyorlar üstelik. Mesela benim devletimin benim verilerime sahip olması beni rahatsız etmiyor ama vize işlemleri sırasında veya evet. başka işlemler sırasında evet. dünyanın herhangi bir yerindeki bir devletin benim verilerime sahip olması beni rahatsız ediyor. Çünkü oraya kontrol edebileceğim bir alanda değil. Yani burada vatandaş olarak bazı haklarım var ama orada haklarım da yok. Hiçbir hakkınız yok yani evet. orada. Ama onların elinde de tabii ki sizin parmak iziniz var. Bu mesela endişe verici bir alan doğru söylüyorsunuz hocam. Endişe verici de yani niye Amerikalı e, ya da Alman sizin aleyhinize bir şey üretsin? Yani neden sizin aleyhinize bir şeyler yapsın? Şimdi e, yine devamında konuşuruz diye aslında e, üzerinde... ...damanda e, Amerika'da e, terörist kabul edebileceği herkesin... E, bilgilerini telefon dinlemesini yapabilme hakkını Cuma günü evet İmzalandı, İmzalandı. Evet. Üstelik. Yani, konuşuruz onu çünkü çok önemli. Onu konuşurken ee, yani bu tarafından din, bakıldığında endişe yani. Evet dinlemelere imkan tanıyan bir beş yıl daha uzattılar yasayı. Evet. Onu muhtemelen Ankara'yla, ile Nurullah Aydın Beyle daha çok yasal altyapısını ve de Türkiye'yi bunun nasıl etkilediğini tabii ki konuşacağız. Etkilediği yüzde yüz. Kesinlikle. Etkilediği yüzde yüz. Evet. Evet size gelelim. Siz ki herkesin parmak izini alabilmek için dünyanın dört bir yanına da malzeme ihraç eden bir şirketiniz var bildiğim kadarıyla. Doğrudan Sizin hocam. parmak iziniz var mı? Var hocam. Her yerde var. Var hocam. Evet. Ama alınmasında şöyle bir durum var hocam fayda olarak söylüyorum. Gittiniz yabancı bir devlette de sizin suç yapma olayınız var. Sizi nasıl bulsunlar? Bulsunlar nasıl yani. Bulsunlar. Evet. Ve yapılan her suçun karşılığında da Allah'ın ben damgas olarak görüyorum parmak izini. Çünkü yarattığı bütün insanlarda farklı el izleri ve sadece el izleri değil ayak izleri, burun izleri gibi farklı özellikler vererek evet. için bize bir yol. Ama insanların da, masumların kendini kanıtlaması için de bir şans bence parmak izi. Peki, tabi burada şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Az sonra göreceğiz. Siz bize göstereceksiniz bu stüdyoda nasıl parmak izi görünür hale getiriliyor diye. Ama işte bilişim, işte elektronik güvenlik. Acaba parmak izlerinin karşılaştırılmasında hiç mi hata yapılmaz? Valla benim pratikte yaşadığım bir olay var. Benim ailemin evine bir hırsız girdi. O dönemde tam olarak şeyin de sebebi de anlaşılamadı. Dolayısıyla parmak izi kontrolü çok ciddi bir şekilde yapıldı. Evin her yerine o Tozlar. evet tozlar uzun sürede çıkmıyor bildiğim kadarıyla evet. annem bayağı söylenmişti o zaman öyle bir dönem geçti ama sonuçta bildiğim kadarıyla tabi elimizdeki o dönemde bahsettiğim 10 küsür yıl önceydi 15 yıla yakın oldu o dönemdeki veri tabanının yetersizliğinden de belki kaynaklı bir parça kimseye ulaşılamadı dediğiniz gibi hatalı olması e, kimseye ulaşılamaması gerçekten insanı tedirgin ediyor. Yani e, belki ulaşılabiliyor olmak daha da önemli oluyor ulaşılamaması durumdan. Evet. Bir de bu malzemeler biliyorsunuz o dönemlerde hocam ve hala devam etmekte çoğu ithal malzemeler. Tamamıyla yurt dışına bağlı bir e, teşkilatlara sahibiz. Hem jandarma olarak hem de polis kuvvetleri olarak. Firmamızın zaten ortaya çıkışı bu teşkilatlarda çalışan e, personellerin Yerli üreticinin bu sektöre el atmasını, yerli üreticinin e, Türk polisine veya Türk jandarmasına, askeri birimler dahil her alanda artık hükümet politikası olarak da e, yerli üreticiden talep etmektedir. Peki, bir, bir mim koyuyorum, Tabii ki bir hocam. parantez açıyorum çünkü sağ arada şu deneyler içinde bir ön hazırlık yapalım. Siz ki her tarafa değil ama parmak izi bıraktınız ve biraz tedirginsiniz ama bırakacaksınız <laughs> parmak izinizi alıp gidersiniz ondan sonra bizde kalmasın. bir elinizi bir şöyle bir basar mısınız mesela? Evet. Evet. B burada e işte Atıf Atif Bey'in bir biçimde çıplak göze görülmeyen bir izi var. Evet. Şimdi sizden bir yandan hem biz konuşurken bir yandan da şu görünmeyen şeyi acaba Nasıl görünür hale yani? getirebilir misiniz? Bize e en basitinden başlayın. Hocam şimdi bir tozlama dedi ya işte evimizi kirlettiler. Falan oradan başlayalım. Hadi nasıl kirletiliyor onu. Şöyle veriyorum. bir şey var ama artık beyin e, hani bulunamaması belki data verisine söyledi. Şimdi ben bu, yapmadım. Bilgisayar <laughs> programları var hocam. Allah her parmak izi Olay yerinde bulunup ilgili laboratuvarlarda bir, bir şekilde iz ortaya çıktıktan sonra otomatik parmak izi tarama sistemi denen yine bizim yapmadığım zaman yurt dışına bağlı olduğumuz sistemler tarafından veri taban olarak önce alınması gerekiyor. Evet. Peki ama onu onu konuşma, konuşurken bir yandan da şu deneyi siz bize bir yapın bakalım. Şimdi burada görünmeyen yani, beyaz evet. parmak izi söz konusu. Hangi materyallerde parmak izi daha net bulunabiliyor? Şimdi, yani neyin üze, neyi tutmuşsa e, parmak izi daha kolay bulunabiliyor. Çünkü o zaman ben yanlış hatırlamıyorsam kapı kolları ve şeyleri kontrol edildi. Özellikle oraları hem ellenmiş olma ihtimalinden kaynaklı olarak hem de e, o materyal daha kolay algılayabilir diye. Kapı kolundan parmak izi alınması doğru değil. Parmak izi bırakılan yer olduğu için orası ana temel alanda. Ülkemize alınmaya çalışılıyor ama aslında alınmaması gerekiyor. Hı -hı. Skoçlar yardımıyla parmak izi DNA taraması için iz bulunamazsa veri tabanı DNA taraması için bantlar vasıtası alınması gerekiyor. Siz yapabilirim. Evet, hem de bu Şöyle, arada anlatayım. Şimdi ka kapı kapı kolunun öyle tutulduğunu varsayıyor. Tabi orada daha çok ter kalmış olacağı için orada birden yani parmak izi aramaktansa DNA, DNA aramanın daha tabii ki akılcı olduğunu söylüyor ama bir DNA bankamız yok ki orayla mukayese edelim. Evet, evet, evet. Ama parmak izi bankamız var. Yani veri tabanımız var. Onun ama... için parmak izinin peşine takılıyor. Evet, evet hocam. İşte buyurun. Atıf Bey siz busunuz. Herhalde izleyicilerimiz de görüyorlar. Şimdi şurada mesela herhangi bir yer açıyorum. Diyelim ki şurada. Evet hocam. Şuraya da dokundum ben. Evet hocam. Diyelim ki Başka bir teknikle, çünkü bu bir parlak kağıt şu anda. Evet, yani değişik bir şey. Kağıdı değiştirdiğimiz zaman malzemeyi de değiştirmek mi gerekiyor? Hocam her olayda, her e, malzemede e, kullanılan e, hem kimyasal hem de tozlar e, bir nevi, renkli tozlar e, var. E, buradaki materyal parlak yüzey e, olunca az önce şu kağıttan almış olduğum malzeme aslında bunda daha iyi efekt veriyor. <laughs> Normalde e, parlak yüzeyler için... Bu mıknatısı kullandığım sistem kullanılıyor. Fakat burada yer alan bir malzememiz var. Kimyasal reaksiyon veren, parmak izinin, parmakların salgıladığı salgılara reaksiyon veren malzemelerde yine parmak izlerini görünür hale getiriyor. E, i̇sterseniz ben oradaki izi de size tespit edeyim. Yine bu basit teknikte... O nedir? Ninhidrin mi? Ninhidrin'dir. Yani olacak. amino asitleri e, evet. bağlayacak ve menekşe bir renk mi olacak? Mor menekşe, Yok, mor menekşe bir, bir renk olacak. Renk Evet ninhidrin çok klasik biyokimyada kullanılan bir şeydir. Amino asitleri boyamakta kullanılan bir maddedir. Demek ki biyokimyadan yararlanıyor aslında. Zaten oradan bulmuşlar. Oradan, e, oradan bulmuşlar. Ve parmak izi kullanılıyor. O zaman bu durumda yani bir olay yerine gidildiği zaman bir hırsızlık için birçok bir şey... Evet. Evet burada parlak yağ üzerinde şimdi görüyoruz. Yaşar Duman Bey'in ee, parmak. parmak izlerini. Şimdi tabii ki yaygın başka lekeler de var. Onlar tabii herhalde parmaklarınızın tamamını koyarken ki izler midir? Yani şu e, Şimdi e, makineler biliyorsunuz e, bir yere gidiyor, bir afis taramasına gidiyor. Biz hangi noktanın parmak izi olduğunu aslında bilmiyoruz. Evet. Yani Onun elin için herhangi birinin her, bir tarafı. yol, her evet. tarafından e, bunu almak lazım. Dolayısıyla e, bunu skenlerden tarayıp programlar vasıtasıyla da e, bu afise yüklemesi yapılıyor hocam. Ve de mukayese ediliyor. Ama bu programlar hocam evet. e, hiçbirisi e, doğrudan suçluyu bulmuyor. Hayır. Evet. Yaklaşık e, daraltıyor. daraltıyor. Orada da uzmanın inisiyatifine olay kalıyor. Yine çıplak gözle birisi mukayese ediyor yani. Lazım. Evet. Şimdi burada elinizin yan tarafından mı acaba diye sormamın bir nedeni var. Yakın zamanda Hindistan'dan bir grup bilim insanının el yazılarıyla ilgili yaptığı bir araştırmada el yazılısının şüpheli tarafından olup olmadığını anlayabilmek için ve imzanın Elin iç. Evet, şu kısmının izine bakıyor. Çünkü diyor ki, Darken. eğer imzayı kendi attıysa, bu takdirde kağıda elini dayamış olmalı ve tek harekette imzayı atmış olmalı. Dolayısıyla burada sadece tek şey görülür. eğer altına imzayı koydu da üstünden kopya çekerek bunu şey yapıyorsa diyor. Bu takdirde eli böyle böyle oynatmış olacağından o zaman burada böyle daha geniş daha geniş ve bulaşmış bir iz görülür. Yani Herkes bir ucundan bir suçluyu yakalamaya çalışıyor. Sizin söylediğiniz gibi ben de biraz önce yan tutmuştum. Bence evet, evet ama onun var. için birçoğu e, onun yüzünden, onun bulaşıklığı olsa Özellikle gerek. Özellikle merak ettim o yüzden birkaç <laughs> defa merak hareket ettim. Evet. Şimdi burada tabi hocam o el yazısı hocam bahsettiğiniz. Şimdi orada da yine kağıtlar var. Birisi bilgisayar çıktı kağıtları. Bu ninitin solüsyonlarında da farklılık gerekiyor. Çünkü el yazısıyla yazılan mürekkepler e, kimyasal reaksiyona girdiği zaman akım oluyor. Dolayısıyla bir delili bulayım derken tek bir olay çözülecekse çözülememez duruma geliyor. Siz nerede çözüyorsunuz şeyi? Yine ninitrin'i. Yine ninitrin kullanaraktan içerisine değişik başka kimyasallarla. Ne koyuyorsunuz? İmtihan ediyorum şimdi. O, hocam <laughs> onu söylemesem. Niye? Yani metronalden başlayıp... Freon, freon koyacaksınız. Evet hocam ama evet, başka da koymamız hiç gerekiyor. hiç bozulmaz. Ama hocam şöyle bir şey de Akmaz var. Akmaz yani. Siz yaptığınız çalışmayı hani hemen alıp burada biz uyguluyoruz ama... Söylemiyor bir olay ki yeri... bir fikri çalıp da alıp şey yapmasın. Yok hocam bilinmeyen <laughs> bir şey değil. Yani evet, kim istiyorsa girsinler. Evet, biz istiyoruz ki evet. devletimiz ucuza alsın bu malzemeyi. Evet, bu, bu önemli bir sorun. Evet, Çünkü hocam. olay yeri inceleme çok pahalı bir şey. Herkes evet. zannediyor ki... Ee, ucuz bir şey. Bir olay olduğu zaman It hemen oldum. oraya ekip gelir, gelir de her şey elin altında bulur. Bir eldiven bile evet. pahalı bir şeydir. Yani düşünün ki bir olay. O kadar özverili çalışıyorlar ki, yani kendi ceplerinden alıyorlar. Evet. Ama öyle olmamalı. Adaleti olmamalı ama. Evet, öyle olmamalı. Hiç öyle olmamalı. Evet. Evet. Çok değerli polis ve jandarma. Orada, ve orada ekonominin yeri yok. Yani orada paraya hiç şey yapmadan, acımadan sarf etmek zorundasınız yoksa hakikaten e, daha sonra çözülemiyor. Adaletin... Hocam şöyle evet. bir şey de var. Mesela ben bu tozları üretiyorum ama bir dakika bu tozları ithal mi ediyorsunuz? Siz burada mı üretiyorsunuz? Hocam onu anlatacağım. Şimdi e, bu tozlar yara ham maddeler Yani değişik boya fabrikalarından, evet. üreticilerinden değişik amaçla e, alınıyor. Fakat parmak izi öyle Restoranda çalışan bir bulaşıkçının parmak izini almanız çok zor. Suç yapmış olsa bile. Çünkü parmakları deforme oluyor. Aynı zamanda inşaat işçisinin e, veyahut da Afrika'da çok sıcakta kalmış bir Senegalli bir vatandaşın izini almanız çok zor. Dolayısıyla her vatandaşın izini o bölgenin hava şartlarına göre uygulamanız lazım. E, Bayanlar da özellikle demin sizde de yayınlanınca konuşmuştuk. Bana ihtiyar dedi bu arada. Siz de girişte, girişte bana yani e, vurdu mesela hocam. Yani Yücel Bey buradan sağ gidemeyecek. Peki hocam. Evet yani ee, ben söyleyeyim de <gülüyor> <gülüyor> buradan sonra neler olacak. Bayanların <laughs> salgı benzeriyle yani erkekler arasında farklı. <laughs> iz o kadar deform oluyor. Mutlaka polis olay yerinde bir parmak izi veya benzeri... E, ben kolay alasınız diye bastırmıştım. O zaman bastırmamak, bastırmamak gerekiyor. Bastırmamak gerekiyor. <laughs> Çünkü papil aralarının Yüzeye yapışmaması gerekiyor. Bugün bakın narkotik polis köpekleri bazı araçlarda şeyler bulurlar. Koklarlar. İşte böyle bantlara sarılı, kahverengi, siyah bantlara sarılı, arabanın tekerinde, kamyonun altında bir şeyler buluyorlar. Narkotik polisimizin tuttuğu bu vatandaşlar da şimdiki kanunlara göre konuşmuyor. Hakkı var. Susma hakkımı kullanıyorum diyor konuşmayan birinin orada olup olmadığını, o işte kimlerin olduğunu nasıl bulacaksınız? O aracı koyarken deposuna, sardığı banda. Dolayısıyla bir banttan iz almak için kimyasal laboratuvar ihtiyacınız var ve o imkanlara. Ama bir eve gidecekseniz, bir zinet eşyasının çalındığı bir eve gidecekseniz, birileri bastırsa ise, yani el izini çok fazla kuvvetli bastırdıysa yüzeye izi alamıyoruz hocam. Leke olarak çıkıyor çünkü. Kadınlarda da leke olarak çoğunlukla çıkıyor. O zaman polisimizin bir suçu yok. Peki. Peki Yücel Bey e, çok özür dilerim. Çok ilgimi çekti çünkü konuşmama hakları var da parmak izi verme hakları yok mu? E, tabii ki var. Her insanın e, biyometrik e, vermemesi. Vermeme hakkı var ben var. versin alalım e, derdinde değilim. E, benim işime yarıyor alınırsa. <laughs> Sonuçta daha çok malzeme gidecek ama ben şunun peşindeyim. Yani o zaman neden Allah parmak izini yarattı ki? Neden ayrı ayrı yaptı? Bunu bilim adamları, devlet kuvvetleri, insanlar kullansın diye düşünüyorum. Düşüneceğim bu. Tamam bu tabii ki kendinize göre bir felsefe geliştirmiş olabilirsiniz. Ama, bu konuda. Ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Doğuştan parmak izi olmayan insanlar var. Çünkü bu bir genetik kusurda hiç parmak izi olmuyor. Evet. evet. O zaman Allah onları git birlerini öldür diyerekten mi yaratmış? O zaman başka izleri var hocam. Tamam anladım. Yani böyle böyle bir mantığı şey yapamıyorum yani ben. Ya bu benim felsefem. Sen e, şöyle şey, özetleyelim istasyon. ya da bulaşıkçıyı suç o işsiz olmuyor. Koymuş. Yani mutlaka evet. suç dediğiniz şey ben e, böyle şeylerden printer kağıtları üzerinden bir delil alınıp e, printer'ın e, şeyini, evet. marka modeli bilindikten sonra evet. Evet. üzerindeki e, şeyin e, iğnenin bozukluğundan kaynaklı olarak direkt printer bulduklarını biliyorum. Yani dünyanın neresinde olursa olsun o printerı bulabildiklerini biliyorum. Dolayısıyla evet suç işsiz biraz sanki olmuyor gibi. Mutlaka bir yerlerden bir şeyler yakalanıyor. Kesin tabii ama bu arada mesela e, printerler ve fotokopilerle ilgili olarak e, eskiden çok eskiden e, önce fotokopiyi söyleyeyim tabii güleceksiniz. Fotokopi makineleri devlet dairelerinde kim kullanıyor, ne kullanıyor, kim çekmiş fotokopiyi e, diyerekten anlayabilmek için makinenin camının üzerine böyle küçük bir mürekkeple nokta koyardık. Çıktı da o noktayı gördüğümüz zaman sen kullandın, e, ver parasını derdik. Çünkü kağıt pahalıydı, herkesin her şeyi kullanmasını istemezdik. Şimdilerde ama printerler üzerine böyle dot matrix dotlar bırakıyor ve oradan evet. bile printerin e, modelini bulmak, Mümkün oluyor yani çok gelişen bir e, suçla mücadele e, teknolojisi de var. Evet. Tabii suç arttığı için onunla mücadele eden bir teknoloji de var. Siz şimdi ama bir, biraz daha devam edin bize bir şeyler gösterin. Burada da anlatmıştık. Burada bir saçurtma makinesi getirdiniz bana bir bir şey var mavi lamba var bunlar ne işe yarayacak? Bir yandan da onları şimdi tabii bize e, gösterin. İzler alınırken hani hep parmak izinden alıyoruz ve e, alınan izler içerisinde de vücudun o salgı bezlerini kullanıyoruz. Bütün ilaçlarda buna yönelik kimyasallar veya tozlar e, ve hep yapışması e, ve papil aralarının güzel gözükmesi ki suçluya gidebilelim. Bu esnada e, bazı kimyasallar var ki biz beyaz kağıtlarda yapıyoruz. E, arkadaşlar der ki bu işi bilen uzmanlar ben de alırım beyaz kağıttan. Biz de biliyoruz bu sistemi diyebilirler ama diyelim ki bir kolide veya böyle kahverengi bir kağıt üzerinde taşıma kolisi üzerinde. 3 gün, 5 gün, 15 gün geçtikten sonra. Ama hava şartlarının da o izi saklama durumu da çok önemli. Çünkü parmak izi yağ esterlerinden oluştuğu için ortamın değişkenliğine göre de kendiliğinden gidiyor. Ama ortamda saklanmış olduğunu tahmin ettiğimiz çok önemli deliller. Çek senet gibi kasalar içerisinde duran, yıllarca dokunulmamış vasiyetler gibi Kim? Oluyor böyle suçlar da oluyor hocam. Ee, o zaman o 40 yılda geçse o izleri bu tür kimyasallarla biz çıkartabiliyoruz. Bir örneğini sergilemek ister evet. isterseniz sizin için uygulayalım. Bu arada sizde sohbete devam edin. Fakat yine bir iz almam lazım. Burada benim izlerim genelde var ama kimin? Peki, Buyurun. Şimdi. Evet. Herhangi bir yerde gözüksün diye <laughs> tamam, falan olabilir hocam. Sefer. Hocam evet. el yaralanması nedeniyle parmak izi değişen veya kaybolan birinin suç istinadi nasıl yapılır? diye bir soru gelmiş. Tekrar. El yaralanması nedeniyle o yara geçtiği zaman aynı parmak izi tekrar oluşur. Yani bir süre için o yara var diyelim ki ama ondan sonra yeniden gelen deri yine o yara iziyle. Asitle yakıldığı zaman da aynı şey oluyor mu? Bir süre sonra yeniden. Şimdi bazı insanlar e, özellikle sabıkalılar e, çeşitli yapıştırıcılar. Siz o, siz bir yandan da onu yapın. <laughs> evet. Ben bu arada... Akşehir'deki e, cinayetle ilgili olarak 3 kişinin şu anda gözaltında bulunduğunu e, ancak e, hala birinin e, biri hakkında iddianame e, hazırlanmamış olduğunu biliyorum. Son haber bundan ibaret. Belki de e, artık kim olduğu biliniyordur ya da neden yaptığı bunu e, anlaşılmıştır. E, tekrar... Şunu söylüyorum ki Anadolu'nun her yerinde yaygın bir şekilde MOBESE'ye ihtiyacımız var. Ee, Buna itiraz etmemek gerekiyor galiba. İtiraz bir etmemek şey var. gerekiyor evet. Ben de alabilmek için. Aslında şu anda bütün illerde MOBESE sistemi var hemen var. hemen. Evet Ve biraz önce de belirtildiği gibi çok da kalitesiz değil. İstanbul için yeni bir ihale yapıldı geçtiğimiz dönemde. 120 noktayı bildiğim kadarıyla e, yüksek çözünürlüklü e, megapiksel boyutta evet. kamera sistemleri yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. İhalesi bitti, başlandı. Burada e, özel yazılımlar da kullanılacağını duydum. ki ilgili hem e, kamera kaliteli, yüksek çözünürlüklü hem de özel yazılımlarla yüz tanıma. Evet. Cinsiyet, boy, kilo, e, yaşı tespit edilebiliyor. Tabi belli bir e, sapma oranları evet. dahilinde. Yüz tanıma önemli bir şey. Çünkü evet. yüz tanımayı şu anda mesela Londra yaygın olarak kullanıyor. Aranan birisinin fotoğrafını yüklüyor ve de kameralar onu kendisi arıyor. Kentin dört bir yanında hatta alert veriyor. Bu orada al diyor ses dahi takip edebiliyorlar. Yani ses e, ses demişken siz de orada bizi boğmak üzereyken <laughs> Bu miyasal olduğu için evet, hocam tamam. yayından önce konuştuk. Evet. E, ses tanıma. Ses de biyometrik bir özellik. Evet. Hatta o kadar ki çok seneler önce yani 95-96'da bile mesela Amerika'da tele bankalara telefonda Mesela evet, hayır, onu yap, bunu yap, numaraları sesle konuşarak söylediğimiz zaman o algılıyordu sesi ve siz olduğunuzu tanıyabiliyordu. Hatta şimdi galiba Türkiye'de de Tabii. sesle. Sesi tanıyor mu yoksa sesin komutlarını mı tanıyorlar? Şimdi ikisi birbirinden farklı. Iki farklı. Manadası. Voice evet. recognition yani ses tanımlama sistemleri. Evet. Ses tanımlama sistemlerinde amaç sesin to, e, frekansını ya da şeyini tanımlamaktan ziyade, dalga, dalga boyunu tanımlamaktan evet. ziyade amaç, ee, orada söylenmek istenen şeyi en mantıklı şekilde anlayabilmek. Dolayısıyla e, orada size küçük bir aralık değil çok da büyük bir aralıkta bakıyor. Yani evet ben evet de diyebilirim. O anda mutsuz olabilirim. Evet diyebilirim. Evet. Yani o farklı tonları da algılayabilecek şekilde. Ama e, diğer bahsettiğiniz konu şu anda bütün mesela Türkiye'deki operatörler de e, call centerlarında aynı sistemi kullanıyorlar. E, siz bir cümleyi söylüyorsunuz o cümleyi bir iki kez söyledikten sonra sizin dalga boylarınız arasındaki e, hareketleri öğreniyor. öğreniyor. Ve evet. o mantığın üzerinde bir daha geldiğiniz zaman sizi o ses e, sistemiyle tanımlayabiliyor. Aynı zamanda bunun hüküye altyapısı da tabii ki var ki call center'larda bunun e, evet. kullanılması sağlanılabiliyor. Dolayısıyla hani o tarafta Bu ikinci sistemde de Artık şu anda çok net bir şekilde Kullanılmaya başladı Ses tanımlamasından bahsediyorum Yüz tanımlaması daha da yaygın hale geldi Birçok bilgisayar artık açılırken Şifre almak yerine kameradan bakıp Yüzü tanımlayabiliyorsunuz Öyle algılayabiliyor Tabi ortam ışığı falan gibi şeylerin de Çok değişken olduğu durumlarda Bazen sonuç alınamayabiliyor ama Genel olarak şu anda Çoğunlukla kullanılan bir yöntem haline gelmeye başladı. Yüz tanımlamada birçok yerde artık var. Yüz tanıma dediniz de bu akşam hep sizin söylediğiniz bir şeyin üzerine benim aklıma bir şey geliyor. Yüz bazı insanlar bir gördüklerini hiç unutmuyorlar. Hatta üzerinden yıllar geçse bile o kişi yaşlansa da mesela saçının rengini değiştirse şeklini bile değiştirse ee, yıllar önce markette kasiyer olarak gördüğünü dahi yolda gördüğü zaman bunlar süper tanıyıcı. Bunlar çok özel e, insanlar. Ee, şu sıralar e, süper tanıyıcıları ayıklayabilmek için toplumda çünkü birçok insan ben tanıyorum ben tanırım diyor. veya da işte eşim tanır benim oğlum çok iyi her hiçbir gördüğünü unutmaz filan diyor. Bunun için bir ee, bir yazılım geliştirmeye daha doğrusu bir test geliştirmeye çalışıyoruz çünkü Türkiye'de bu kişileri bulabilecek Türkçe bir şey yok bir test yok bunlar bulunursa yani süper tanıyıcılar polis için çok önemli bir şey oluşturuyorlar ee, bir pota oluşturuyor bu insanlar ee, o nedenle de e, emniyet genel müdürlüğümüze de buradan bir mesajım var. Yani bu konu üzerine çalışın. E, süper tanıyıcı olduğu zaman, bulduğunuz zaman birisini mutlaka değerlendirin demek e, istiyorum. Tabii bir de bunun tersi var. Yüz körleri var. O da bir, o başka bir hastalık. prozopagnoze O genetik bir hastalık. Daha çok ailesel de üstelik genetik olduğunda oradan biliyoruz. Tamamen unutuyor. Bir gördüğünü hiç hatırlamadığı gibi sabahları aynaya baktığında bu kim bile diyor. Yani kendini dahi bilemiyor. O da tam 180 derece öbür tarafı. Evet görelim bakalım ne yaptınız. Değerli hocam tabii buradaki kullanılan kimyasal olunca kendi elizimde de evet. hemen o mor meneşe rengi vermeye evet. başladı kullanım esnasında. Normalde tabi olay yerlerinde eldivenle mutlaka evet. ize gidiliyor. şimdi Yoksa herkes kanser olup ölecek. Öldür hocam Senin evet. Senin de sonunu ben iyi görmüyorum zaten. E, böyle te için. Teşekkür Bak ediyorum böyle. hocam. <laughs> hocam şimdi bir ısıtıcıyla. Evet. Normalde bu tür izler, bu ilaçlar kullandığı zaman gün ışığında kendiliğinden bir 24 saatin geçmesi gerekiyor. Kök iz oluşumlarını güneşten aldığı o enerjiyle ısıyla kendiliğinden veriyor. Burada böyle bir imkanımız yok ama ben gelirken bir saç kurutma makinesi getirmelerini arkadaşlardan rica ettim. Hemen bunu uygulayacağız. Zaten gözü görünür hale gelmeye başladı evet. ama tam menekşe rengini bir alalım. Hadi görelim. Siz, ona, siz onu açın. Demin bahsettiğiniz konuda hocam bir tane film vardı. Bilmiyorum seyrettiniz mi? 2011 yapımı. Mila Jovovich'in filmiydi. Kaza geçiriyor. Evet. Kadın ve kurban şeyi e, göremiyor. Yani e, yarala, yaralanıyor daha doğrusu. Ama e, kimin cinayet işlediğini anlayamıyor. O anda face blindness dedikleri e, hatırlamıyor. Yüzü böyle. <laughs> bütün yüzleri unut unutur hale evet. geliyor. Hem kocasını hatırlamaya çalışıyor bir yandan. E, cinayeti işleyen kişiyi hatırlamaya çalışıyor. Evet. Gerçekten e, ilginç de bir filmdi. 2011 yapımı e, seyretmek isteyen olursa onu da e, seyretmelerinde yarar olabilir yüz konusunda, yüz evet, yüz körlüğü canım, konusunda. Yüz, yüz, körlüğü konusunda. Burada bizim e, belki izliyorsunuzdur kanıt diye bir dizi e, yapıyoruz. Orada e, işte böyle yüzleri unutan birisinin e, katil olduğu yani kendisi ama ve de çok yakınını öldürüyor. Böyle bir öykümüzde vardı yani her ikisi de olabilir. Ee, ama özellikle tabii yüzleri unutan e, kişilerle de polisin ondan sonra görüşmesi ve ondan laf alması yani görgü tanıklığı ile ondan bir fayda görmesi neredeyse olanaksız. Peki görünce tanımak demin sesi tanımaktan söz ettik. Görünce tanımak görgü tanıklığı sizce güvenilir midir mesela ne diyorsunuz siz görgü tanıklığı gördüm bu oydu diyebilir misiniz kolaylıkla? ben diyemem. Diyemiyorsun. Diyemiyorum. Ee, evet bu arada bu arada menekşe rengi ne bulduk? Bulduk, gördük. Evet. Amino asitleri boyanmış olan, evet. Ninhidrinden evet, söz hocam. ediyoruz. Ama Sıca burada kullandığımız evet. e, yani daha daha kendi rengini verecek kendiliğinden oluşmasını beklersek yani bu ortamda bunu yaptık çok eski izleri yani çek, senet gibi e, yıllar öncesinden kalmış ama gün ışığı görmemiş yasitlerinin kapalı böyle kitaplar gibi arasında kaldı mektuplar çok önemli senetler çok önemli tapu gibi e, evrakların çalınan şeylerin bir başka yer değiştiren tarihi eserlerin ama özellikle kağıt ve materyalleri de bu malzemeyi kullanıyoruz peki e, biz bir, bir ara herhalde Ankara'daki konuğumuza... Dönerek bazı şeyleri sormak isteyeceğiz. Evet. Nurullah Bey bizi duyuyor musunuz? Duyuyorum. Duyuyorsunuz. Evet sizi unuttuk sanmayın. Ee, oralarda, Ankaralarda siz hep bizimle birliktesiniz. Çünkü size sormak istediğimiz şeyler var. Mesela sizin parmak iziniz bir yerlerde vardır herhalde. Bir yerlerde vardır herhalde. Var. E, tabii var. Hem pasaportta hem de nüfus idaresinde. Nüfus idaresine de var. Bundan tedirgin olduğunuz hiç oldu mu? Niye benim parmak izimi alıyorlar diye? Şimdi tedirgin olmadım, şöyle olmadım. Çünkü biraz önce değerli uzman arkadaşların da parmak izi konusunda yaptıkları değerlendirmede Birleşik Devletleri ve İngiltere'de uluslararası terörizmle mücadele merkezlerinde e, suçlularla dünyanın farklı bölgelerindeki farklı insan profillerine ilişkin e, birçok özellik yanında parmak izini de değerlendirdiklerini göz önüne aldığımızda Türkiye'de yapılan bu uygulamanın pek fazla e, insanı tedirgin edici bir yanı olmadığı kanaatindeyim. Çünkü nihayetinde bir e, veridir, e, kesin olmamakla birlikte ki biraz önce yine e, yapılan değerlendirmeleri izledim e, parmak izi. Bir hukukçu olarak da yine ifade edebilirim ki değişkenliği her zaman söz konusu olabilen bir delil nihayetinde. Dolayısıyla benim herhangi bir tedirgin olmadığım gibi birçok arkadaşa da tedirgin olmamaları konusunda sürekli değerlendirmelerimi ifade ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi parmak izinin bir yerden bir yere alıp götürülebileceği yani var olan bir izin. Başka bir yere transfer edilebileceği şeklinde e, de bazı kaygılar vardır. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili olarak? Valla hocam e, tabi dataların çalınması ciddi problemlerden birisi. Ondan bahsediyoruz değil Yok ben onu demiyorum. Yani... Hayır şimdi bu parmak izinizi şu bardağın üzerine bıraktınız ya. Evet, Evet. Şimdi birileri o parmak izini oradan alıp, Farz edelim ki bir evin kapısının üzerine transfer edebilirler mi? Yani bunu düşünüyor musunuz? Böyle bir şeyiniz var i̇şte mı bu, kafanızda? Bu daha endişe verici bir konu. Yani <laughs> hani şeyi açısından bakıldığı zaman daha endişe verici bir konu çünkü e, buradaki niyetin çok da iyi iyi bir niyet olduğunu düşünmek çok yok. Tabii gündeyi. ki. Dolayısıyla kötü, niyetimiz kötü e, tabii ki de. Yani <laughs> siz bu olabilir diyenlerden misiniz? Yoksa bu olsa da. Anlaşılır diyenlerden misiniz? Onu uzmanlarımıza sormak lazım. Aslında e, o konuda cevap verecek olan onlardır. Şimdi bazen filmlerde rastlıyoruz evet. Özellikle James Bond tarzı veya transferler transferlerde rastlıyoruz evet. Ama e, sonuç olarak buradaki izi alma yöntemleri, iz alınabilir. Evet. Yani bir sakız yardımıyla bile herhangi bir ağzımıza çiğnediğimiz sakız yardımıyla bile herhangi bir bardakla, demin tespit ettiğim herhangi bir yöntem kullanarak o izi oraya taşıyabilirsiniz. Fakat o izin taşıma süreci çok önemli. Çünkü iz taşınırken transfer esnasında sakız bozulabilir. Silikon kullanırsınız, silikon sıcaktan etkilenebilir, yani iz deform evet, olur. Evet, Şu silikon konusunda o zaman birazcık konuşuruz biz. Ama burada bir de bir mavi ışığınız vardı. Evet hocam. Siz onunla da bir şey göstermek istiyordunuz bize. Hocam bazen cinayetler, bazen evet. hep böyle evlerde olmuyor. Veyahut da Zonguldak'ta diyelim bir maden ocağında yerin 800 metre altında iki arkadaş kavga etsin. Biri birine kazmayla vursun diyelim veya bir kürekte. Orada da bir şekilde parmak izi bırakıyor. olay yeri inceleme uzmanları da böyle karanlık alanlarda, mağaralarda, bu pekikenin kampları gibi özel alanlarda kullanılan taşıyıcıları bulmak ve delilleri o mağarada bulmak adına ee, değişik renklerden oluşan ama ultraviyole özelliği olan e, tozar Üça kullanıyorlar. Ultraviyole yani mor ötesi ışığı. Evet hocam. evet. Yansıma yapılar ki e, orada fotoğraflama delili çünkü her zaman alıp böyle kağıt gibi götüremezsiniz. Çok bir kaya olabilir, bir büyük ağır bir metal malzeme olabilir, bir tank olabilir. E, taşıma imkanı olmayınca bu tip malzemelere fotoğraflama usulüne gidiliyor karanlıklar. Şimdi benim tabii izim sürekli kendi izlerimi bırakıyorum ama hani beyefendiden bir rica etsem. Beyefendi artık bu. <gülüyor> <gülüyor> beyefendi. Şimdi nereye 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 bir Yere ben? bir elini basarsa. Tahta olur, tahta evet. olur evet. hocam, Tahta olur fark etmez. Siz de isterseniz. O zaman tahtayı orada. Olur mu ya. <laughs> bir yardımcı olan Biliyorsunuz Amerika'da bazı şeyler var hocam. Şimdi bu, bunlar herhalde. Diş çekmek için falan değil. Hocam, çantalarınız olan koydunuz mu oraya? Ben, ben. yaptınız mı bir şey? Çok. Şimdi bu parlak çok <laughs> parlak, mi? hani tam da bir olay yeri inceleme uzmanının istediği parmak izi alma materyal ama sonuçta biz temsil olarak burada bu tozları göstereceğiz. Evet, hadi gösterin. Hocam, e, ben onu ben alayım Alın. tekrardan. Sizler bunlar o çantaların da. içinde olan şeyler midir? Evet hocam, neden var? Evet. E, olay yerine gittiniz, e, elinizde bir silahlı. E, duyum aldı arkadaşlar. Peki Ve olay bir yandan yeni, iş yapıp bir yandan e, anlatın. Konuşayım hocam. Evet dinliyoruz. Oraya gittiler fakat gittikleri yerde mermi çekirdekleri var. Evet. Onların üzerinde de parmak izi var. Evet. E, Onlara ellerini değdirmemek adına bu tür materyallerle bıçak, taşınabilir yani e, değişik boylarda var. Dokunmadan kendi el izlerini bırakmamaları kalabalıkta toplamaları için delil toplayıcı bir malzeme. Kız kaçın büyük bir evet, yani yere. bunlar şeyin içinde oluyor. Olay yeri inceleme çantasının içinde mi oluyor bunlar? Biz yani olay yerinde her türlü olay yerinde ihtiyaç duyabilecek ama e, herhangi bir şekilde e, polisin e, arayış içerisinde olduğu delili toplarken ihtiyaç duyabileceği e, malzemeleri evet, bazıları, bazıları yerleştiriyor. Bazıları konuşup hem iş yapamıyor. E, Kim de o? E, şey İsim Başkan... olan boş muydu? Hayır, hangisiydi o ee, merdivenden inip çiklet çiğneyemeyen aynı zamanda öyle bir başkan vardı değil mi Amerika'ma bak. Üzülme. Amerika'ya başkan bile olunabiliyor. Evet hocam. İki işi birden iptal takdirde. Evet. Yalnız bu çok e, şey bir şey oldu değil mi? Çok e, güzel bir e, parmak. Malzeme oldu. güzel. Tabii malzeme, malzeme güzel olduğu için. Bir yandan da şunu be. Dur bakayım. Şu mavi Tabii bu e, yerleri yaparken hani her dakika polisin bir, biz aramadan buluyoruz. Normalde empati yaparaktan e, polis arkadaşlar veya jandarmadaki görevli arkadaşlar suçlunun e, kendi ne yapmış olabileceğini düşünerekten. Evet. E, empati Haydi bakalım, yaparaktan. Bunu da onun koyarak. önüne koyalım. Hocam bir renk yaptık. Bunun değişik evet. modelleri de var ama e, biraz ortamda karartılabilirse. Birazcık ışığı kapatabilirsek. Değerli kapatabilirse Karartırsak ortalığı. Kaldır onu yukarıya ki evet, göreceğim Şöyle çevir. Stüdyonun ışığını biraz karartabilirsek. Ben size yardımcı olayım hocam. İstersin, Böyle bakıyorsa. çevir bakayım. Dur bakayım oraya. Evet ama gözükmüyor. Hocam tam Olur. bir ışıkları kapatırsak evet. yansımaya göreceğiz zannediyorum ama. Tamam. Evet görüyorlar. Tamam bu çok karanlık olduğu zaman orada... Floresans yes. o sarıları görüyoruz. Şimdi küçük bir aramız var. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet. Her olay yerinden kuşkulanır mısınız? Yani her olay yerinde bunun altında başka bir şeyler olabilir der misiniz? Aslında her ölüm kuşkuludur hocam. O resmi baktığınız anda öyle bir geniş açıyla bakıyorsunuz ki Hayatın akışını orada görmeye başlarsın, etraftaki e, izler, görüntüler size o hissi vermeye başlar. İşte şüphe konusu varsa orada yavaş yavaş o şüphe ağları örülmeye başlanır. Bizim vatandaşlarımız çok güzel eşkal veremez. Çizdirdiği eşkali gazetelerde yayınlar sonra yakaladığında da ama hiç benzemez. Çünkü yüzüne bak yüzüne bakmıyor. bakmaz. Evet. Genelde şöyledir. Kışın esmer 30 yaşlarında kot pantolonlu siyah montlu. Yazın kot pantolonlu açık renkli <laughs> tişörtlü -tü 30 yaşlarında. Mesela hiç parmak izi olmayan birine rastladınız mı? Acaba parmak izi alma ihtiyacı nerede başlayıp nerede biter? Elinizde binlerce yüz binlerce parmak izi uzmanınız yok. Yani ama vatandaşı diyemiyorsunuz. Parmak iziniz bizim almayı uygun görmüyoruz diye. Çünkü beklenti var hep. Evet. Öldüğü sırasında çekmiş olduğu acı ya da acı çekmeden öle, ölen insanların o andaki yüz ifadelerinin kendi yüzünde e, e donduğu ile ilgili birçok teoriler vardır. Bununla ilgili aslında fiziksel olarak da bunun e, doğru olduğu söylenir. <laughs> Evet, e, Yücel Bey'in hakikaten bu alandaki girişimciliğini e, kutlamak gerekir. Çok uzun yıllardır bu, bu konuda ısrarla ve e, değil mi sebatla devam ettiniz. Evet hocam. E, hakikaten e, her zaman sizi, sizi çok takdir ettim. bazı Belki izleyicilerimiz benim size hitap tarzımı biraz böyle çok böyle hoca öğrenci gibi hissetmiş olabilirler ama benim Öyle için heyeceğim. hala evet hala Öğrencim. genç bir öğrencisiniz. Şimdi bu arada biraz ışıkları kapatırsak şu şey e, mağaralarda e, ve karanlık yerlerde floresanı görebilmenin olanağını evet bakalım yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz tam kapanması lazım hocam. Peki. Ama bir yandan da ekrana bakarsan eğer şu parmak izlerinin nerede olduğunu şey yaparız. Yapamıyor muyuz? Gösteremiyoruz. Böyle mi yapsam? Gözüküyor. Gözüküyormuş. Tamam. Şimdi bunu bırakıyoruz. Teşekkür Devam hocam. ediyoruz. Ama siz bir yandan bize şu şeyin içerisinde eee Kavanozun içerisinde görünürleşen iot buharıyla da şeyinizi bir yandan yapın e, deneyinizi. Şimdi e, herhangi bir e, kağıt parçasından e, yine burada yaptığımız değişik yöntemlerle alakalı e, iki tip yöntem var. Evet. Laboratuvarlarda daha değişik kabinlerde e, parmak izinin gelişimini e, çıkartabiliyoruz yine kağıt materyallerde ama e, bununla ilgili gene beyefendilerden rica ediyorum ama herhangi bir kağıt parçasına temiz olması çünkü ellerim benim ilaçlı. Evet hocam. Şöyle olabiliyor mu? Olur hocam bir parça. Yırtarak da hani kavanozun içine. i̇çine tamam. Şöyle yapalım Yırtıp. mı? evet. Size vereyim. Evet hocam. Evet. Sizden de alalım. Buyurun. Şimdi e, kullanılan kimyasallar burada gümüşü renkte. bu malzemenin vermiş olduğu buhar yine borzo, mora yakın kırmızı renklerde, sarı renklerde kullanılan kimya fabrikalarının peki bunu atacak mıyız sonra tekrar topluyoruz. Tekrar musun? toplanabilir tekrar hocam. Tekrar evet. kullanabilir. bu yöntemle yanaştırmamam lazım. Hemen ağzını kapatmam gerekiyor çünkü buhar çok ani reaktif veriyor. Efendim alalım. Bu nedenle şöyle kapatalım. Bir süre sonra ortam sıcaklığıyla beraber parmak izleri varsa ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde bunu değişik tüplerde alıp üfleme metoduyla yine bu izleri ortaya çıkartabiliyoruz isterseniz onu da gerçekleştirebilirim. Yok herhalde e, aşağı yukarı artık bir fikri oldu herkesin. Evet. Değişik kimyasallar kullanarak parmak izlerini görünürleştirmek mümkün. mümkün. Hocam. Değişik yüzeyler üzerinde mümkün. Tabi bu arada unutmayalım ki e, fotoğrafını çekmek gerekiyor bunların bir noktada. Tabii. Yani her zaman taşınabilir olmadıkları için. Evet hocam. Için. Arşivlenmesi. Arşivlenmesi, için, Arşivlenmesi için. mukayese edilebilmek için. Evet Tabi bunlar... E, gözle görülmeyen parmak izlerini görünürleştirmek. Ama bir de tabii ki eli diyelim ki katrana e, basmış sonra bir parmak izi veyahut da kan bulaşmış sonra onun bıraktığı parmak izi. Bir de böyle çıplak gözle görülebilen parmak izleri var tabii ki. Onlar da ayrı. parmak izleri. Evet. E, eli kirli olan birisinin bıraktığı parmak izi. Onlarda da hakikaten yine de fotoğraf çok önemli bir şey oluşturuyor. Ondan sonra oradan e, Fotoğraf alıp e, şey yapmak. Peki Ama, burada bir şey sor. Pardon hocam. Buyurun. E, parmak izleri insan vücudu üzerinde de bırakılabiliyor mu? Evet, e, yani evet. diyelim ki birini boğmaya çalıştılar ve çıplak elle şey yaptılar. Bu konuda tabii ki böyle bir şeyler olmuyor. Cilt üstünden parmak izi almak için daha çok bu e, Japon yapıştırıcı. E, glue, super glue. Super glue Yani başka bir maddeyi üzerine cenazenin cesedin üzerine bir çadır kurup evet, onun hocam. içerisinde de e, işte bu şeyi ısıtarak parmak izini görünürleştirmek mümkün. Zor bir teknik çünkü kapalı bir tanka ihtiyacınız var ve de bütün cesedi içine koyabilecek kadar büyük bir tankınızın olması lazım. E, fakat ve süper kuru ısıtmanız gerekiyor. Isıtmanız gerekiyor vesaire. Ama yapılıyor. Batı'da da sıklıkla yapılan bir şey. Türkiye'de e, o kadar fazla bir rutinde ne yazık ki bunu e, uygulamıyorlar. E, çünkü bunların daha çok tabii ki adli tıpta yapılması gerekiyor. Çok doğru yani ki. başka bir yeri yok. O bedenin olduğu yerde yapılması gerekiyor. Ama kollarda, boyunda e, bulunan ve oradan parmak izi e, alınan vakkalar dünyada kaydediliyor. Bir de bir şey soracaktım. Duruz. bu Özellikle şimdi son dönemlerde e, pasaport işlemlerinde çocuklar annelerin e, bağımsız bağımsız evet. artık e, pasaport almak zorunda diye duydum. Şimdi bu bebeklerin veya çocukların e, parmak izleri nasıl alınıyor? Alınıyor mu? Ve özellikle bebeklerin parmak izleri değişmiyor mu? Hiçbir insanın parmak izi değişmiyor. Hiçbir şartta değişmiyor ama sadece e, vücudun büyümesiyle beraber eee alanı büyüyor genişliyor alanı genişliyor ee, yine yaşlılarda ise küçülmeler meydana geliyor sadece değişkenlik bu peki bir parmak izi e, bir insan ömrünü baz aldığımızda kaç yaşında tam ideal e, boya ulaşıyor ulaşıyor doğum anında yani doğduktan sonraki iz neyse e, ölene kadar ki olan izler aynı ama Suç esnasında suçun yaşıyla alakalı veya ortamdaki o kan, e, yağ, değişik materyallerin girmesiyle leke haline gelebiliyor. Veya vücudun e, çalışmak zorunda olduğu yerler. Mesela e, hocam çok soğuk iklimlerde veya iş yerlerinde çalışan insanlar e, yazın e, bir herhangi bir suç işlemişte o kişinin, olduğu ortama gidip onun izini aradığınız zaman terlemesi çok fazla oluyor. Çok soğuk ortamda çalışıyor ama yaz aylarında çok aşırı terliyor. Terlediği zaman da parmak papil hatları doluyor. Dolduğu zaman izler böyle açık değil. O zaman da kişilerin belki ayak izlerine ek ihtiyaç, DNA'sına, DNA'sına ihtiyaç evet. bulunuyor çabuk. Peki, şimdi biz geçiyoruz. Ee, esas girmek istediğimiz ikinci evet. bir konu var. O da e, şu e, dinleme ve dinleme ile ilgili böcekler meselesi. Son günlerde tabii ki gündemimizde ama aslında bu böyle yeni bir hadise değil. Ee, bununla ilgili biraz görüşlerinizi paylaşırsanız eğer sevinirim. E, dinleme Birinci Dünya Savaşı'ndan e, kullanılan ilk defa kullanılan bir yöntem. Birinci Dünya Savaşı sırasında karşı orduların, karşı torduların e, birbirlerini radyo sinyallerini, sinyallerini dinlemek için özel birlikler kurduklarını biliyoruz. İlk dinleme Birinci Dünya Savaşı sırasında başlıyor e, kaynaklara göre. Daha sonrasında ise transistörlerin elektronikte gelişmeyle beraber transistörlerin bulunmasıyla ve kullanılmasıyla beraber bu dinleme cihazları daha küçük boyutlara daha boyutları daha da küçülerek kullanım alanları daha fazla olarak kullanılıyor. Soğuk savaş döneminde ise ülkeler arasında bu boyutları küçültülmüş cihazlar kullanılıyor. E, tarihine baktığımızda bu böyle. 70'li yıllar sonrasında ise lazerli sistemlerin bulunmasıyla beraber e, herhangi bir e, ortamda cihaza gerek kalmadan işte lazer ışınının gönderilmesiyle işte cama vurması, içerideki konuşmaların, seslerin sesli bir elektromanyetik enerjidir. ...molekülleri çarparak yol alır, kat eder. Bunlar da camlara çarparak e, moleküller bu lazerde e, cam yüzeydeki e, elektromanyetik enerji ısının kaynağına çekerek dış başka lokasyondan başka bir ortamda ortama kayıt altına Peki, alınabilir. Ama daha bu bu çok gelişmiş bir şekli. Çok daha basidine, basidine ineceğiz. Ama öncelikle bir Ankara'yla bir bağlantı kuralım. Nurullah Aydın Bey, eğer bizi duyuyorsanız, Başbakan'ın e, böcek e, meselesini nasıl yorumluyorsunuz? Ne hissettiniz? Daha doğrusu bunu da duyduğunuz zaman. Şimdi Başbakan'ın e, dinlemeye ilişkin açıklamasını duyduğumda e, sanki Türkiye'de ilk defa böyle bir şey oluyor ve bugüne kadar. E, Türkiye'de olmamış gibi yansıtıldığı e, kanaatindeyim. Oysa Türkiye, e, biraz önce değerli arkadaşın da ifade ettiği gibi, bu dinleme dediğimiz olay, e, teknolojiyle birlikte e, uluslararası alanda, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayan süreçte e, tipik örneklerle e, gelişen bir alan, sektör. Öyle bir sektör ki istihbarat faaliyetlerinde, devletlerin siyasi sadece siyasi ve askeri anlamda değil daha sonra sanayi casusluğunda en önemli olarak araç olarak teknik araç olarak kullanılan bir materyal olduğunu görüyoruz. Bakın bir 1. Dünya Savaşı sırasının akabinde Stalin en yakın adamı tarafından telefonla dinlendiği ki anılarında anlatır. 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere Başbakanı Churchill ile Amerikan Başkanı Roosevelt arasındaki konuşmaları Nazi Almanyası'nda Hitler istihbaratçıları kanalıyla Atlas Okyanusu'ndaki kablolardan kablolardan dinleme yöntemini geliştirmişler. Şimdi bunu geldiğimiz sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde çok bilinen bir olay, Watergate skandalı diye nitelendirilen ve Nixon'ın istifasına yol açan dinleme olayı. Daha sonra İngiltere'deki bir medya devi olan Murdoch'un çok önemli haberleri dinleme yoluyla elde ettiği bilgileri sansasyonel haber olarak verdikleri ortaya çıktı. Daha sonra Almanya'da bankaların ve büyük sanayi kuruluşlarının birbirleriyle ilgili yazışmalarını dinlemeleri, konuşmalarını dinlemeleri ve bunların yansıtılması gibi birçok teknolojik gelişmenin ...sürecini de bir nevi yansıtıyor... ...Türkiye'ye geldiğimizde... ...Türkiye'de de bu yeni bir olay değil... ...özellikle... ...1960 ihtilalinden sonra... ...Mah'ın ki 60 öncesi... ...istihbarat kuruluşu olan Mah'ın... ...yetkililerinin ifadeleri... ...tutanakları ve... ...daha sonra konuyla ilgili anılarda... ...nasıl birçok... ...siyasi yetkilinin... ...dinlendiği ve buna ilişkin... ...kayıtların nasıl alındığının örnekleri var... Daha yakın tarihe geldiğimizde özellikle İçişleri Bakanı o dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in gerek dönemin Bakanı Taner'in gerekse bir medya kuruluşunun genel yayın yönetmeninin telefonlarının nasıl dinlendiğine dair yaptığı açıklamalar hatırlanacağı üzere konunun sıcak gelişmesi daha da yakın tarihimize geldiğimizde Türkiye'nin en önemli en önemli Elektronik istihbarat Merkezi olan GES'in, Genelkurmay GES'in başkanının telefon dinlemesi YouTube'a düştü ve bu medyada da yayınlandı. Daha sonra Harp Okulu Komutanı'nın dinlemesi, iki Genelkurmay Başkanı'nın konuşmalarının yansıtılması ve NATO karargahında yapılan konuşmanın yansıtılması gibi olaylar Türkiye'nin sadece dinleme olayıyla Türkiye'de olan bir olay olmadığını uluslararası alanda çok kapsamlı bir şekilde teknolojiye paralel olarak gelişme gösteren bir alan olduğunu görüyoruz. Peki, bir ancak tabii bir, bir, sayın bir, bir soru sormak istiyorum size. Şimdi bu anlattıklarınızın hepsinde aslında iki kişinin telefon görüşmelerinden söz ediyorsunuz, anladığım kadarıyla. Halbuki bir ortam dinleme de var ve e, yani bir mekanda insanlar kendi aralarında konuşurlarsa da yine dinleniyorlar veyahut da otomobilin içinde giderken de konuştukları dinleniyor. Hatta bahçede konuştukları zaman bile dinlenebiliyor. Yani illaki artık telefon hattı değil yüz yüze konuşmalarda da dinleme mümkün zannedersem. Zaten ben biraz önce teknolojideki gelişmeye paralel olarak dinleme derken zaten kastetmek istediğim nokta buydu. Bakın dünyada özellikle dinleme dediğimiz teknolojinin geldiği son durum cep telefonları ve internet ve ortam dinlemesi. Bunun daha değişik türevleri, değişik araçları, gereçleri artık zamanla özellikle internet yoluyla satışa bile sunulmuş durumda. Dolayısıyla Teknolojideki gelişmeye paralel olarak gelişen bu dinleme dediğimiz olay aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 1996 yılındaki Eşonen sistemi dediğimiz Interlink ağı ile 16 istihbarat ağının oluşturduğu bir dinleme merkezi yapılanmasının Türkiye'deki sonucu olarak da değerlendirmek, bir yönden değerlendirmek mümkün. Bakın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Almanya, Türkiye, Kenya, Pakistan, Kanada ve Yeni Zelanda'da olmak üzere dünyanın en önemli bu ülkelerinde dünyayı dinleme merkezleri var. Eşhület sistem ağıyla. İkincisi Başkan Bush'un Star Wars dediğimiz uzay savaşı sisteminde özellikle uydular kanalıyla yeryüzünün her tarafında ülkelerdeki siyasi, ekonomik ve ticari ve sanayi faaliyetlerini takip etmek üzere bir dinleme ağının uzay perspektifinden şekillendirildiğini de biliyoruz. Bir diğer nokta Türkiye'de ise 16 yerde irili ufaklı üsler yanında 15 yerde radar dinleme üsleri var. Ve 5 yerde de füze ve bomba takip e, dinleme üsleri var. En son olarak biliyorsunuz Malatya Kürecik'te, Hatay Cilve Göz'de ve Hakkari'de dinleme üsleri kuruldu. Şimdi bakın e, dinleme ve ortam dinleme olaylarında Sayın Başbakan'ın ben de telefon dinliyorum. Böcek odaklı bir değerlendirmesi perspektifinde Türkiye'deki dinleme ağının gerek NATO kapsamında gerekse Amerika Birleşik Devletleri ile ikili anlaşmalar gerekse İngiltere ile yapılan anlaşmalar perspektifinde Türkiye'deki dinleme şemsiyesi ağı pek fazla Türkiye gündemine taşınmadı. Dolayısıyla gerek siyasi çevrelerdeki değerlendirmeler gerekse medyadaki konuya yaklaşımlara baktığımızda. Türkiye'de biraz önce belirttiğim medyadaki birçok gazetecinin telefon konuşmaları, birçok askeri yetkilinin telefon konuşmaları ve eski e, muhalefet liderinin e, hem görüntü hem ses olarak kaydedilmesi gerekse bir diğer muhalefet partili partinin on genel e, siyasi yetkilinin e, kasete alınan ve dinleme ortamında görüntülü olarak alınan olaylarda göz önüne aldığımızda bunun çok kapsamlı bir e, teknolojik yapının getirdiği sonuç olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Peki, şimdi bu, bu böcekler, böceklerin görünümleri, nasıl bir şeyler olduğunu sizlerden rica edeceğim. Ama Nurullah Bey'in anlattığı örnekler hep böyle çok önemli kişiler. Yani askerler, siyasiler, iş adamları, gazeteciler gibi böyle çok önemli şeyler. Halbuki, mesela Eşlerin birbirini dinlemesi veya işte ailelerin çocuklarını dinlemesi, bir bilim insanlarının birbirini dinlemesi, ne, ne yapıyor diye yani araştırmaların hangi yolda olduğunu görmek için anlayabilmek için dinlemesi, öğrencilerin hatta hocalarını dinlemesi gibi değişik örnekler de var. Türkiye'de henüz o kadar yaygın olmamakla birlikte bu batıda çok yaygın. Böyle herkes herkesi bir biçimde e, bu böcekler e, sayesinde dinleyebiliyor. Çünkü bunların yerleştirilmesi de pek bir basit. Yani, İş, i̇şverenlerin personelini dinlemesi. İşverenin personelini dinlemesi. Yani aklınıza geldiği zaman tabii ki polisin şüpheli dinlemesi olduğu gibi şüpheli. suçluların da polisi dinlemesi. Yani böyle herkes birbirini dinliyor bu e, şeyler sayesinde bir e, biraz bilgi verir misiniz lütfen bunlar nasıl aletler büyük müdür küçük müdür nereye konur nasıl aslında şöyle söylemek gerekir yani böceğin tanımı sayın evet. hocamın da belirttiği gibi sadece bir ufak bir cihaz değil böcek ortamdaki konuşmaları veya görüntüleri e, kayıt altına alan irademizin dışında ortamdaki görüntüleri sesleri kayıt altına alan sistem bütünlüğüdür. bu bir akıllı bir cep telefonumuzla da yapılabilir bir casus yazılım ile. Bu mevcut kullandığımız bilgisayarımıza yüklenecek olan bir basit bir programla da e, yapılabilir. Herhangi bir donanım kullanmadan. Durun bir dakika. Şimdi e, yani önce şu cep telefonunu şey yapalım. Yani cep telefonumuzun gönderilen e, bir yazılımla veyahut da bir çalan bir telefon mesela cevap Alınmıyor, Sadece çalıyor. Şimdi Açıyoruz şö, kimse yok karşıda. Şöyle çalışıyor. Akıllı, evet. akıllı telefon dediğimiz şey aslında e, bilgisayarla çok yakın bir sistem üzerinden çalışıyor. Bir altta merkezi işlemci var. O merkezi işlemciyi her açtığımızda merkezi işlemcinin üzerine bir e, yazılım yükleniyor. O yazılım bizi e, belli şeyler yapmaya imkan veriyor. Şimdi e, bu arada e, yazılım yüklenmesiyle işlemcinin arasındaki alana eğer siz bir başka yazılım yükleye yüklerseniz bir kere üstteki işlemci yazılım o alttaki yazılımı görmüyor. Dolayısıyla işlemlere baktığınız zaman öyle davranmıyor. Mesela telefonunuzun kapama tuşuna bastığınız zaman evet. ee, kapanıyormuş gibi görünüyor, telefonu kapattığınızı zannediyorsunuz ama aslında telefon kapanmıyor, İçeride çalışmaya devam ediyor. Bu sayede de istediğiniz istenilen herhangi bir dinlemeyi yapabiliyor. Nasıl yapıyor? Kapalı olduğunu zannettiğim zaman evet, yapıyor. Yani evet. şöyle düşünmek lazım. E, telefon normal şekilde çalışması gerekirken o alttaki yazılım belli fonksiyonları belli farklı şekillerde çalıştırıyor. Ne yapıyor? Mesela kapatmaya çalıştığınız zaman kapanmıyor aslında telefon. E, veya e, belli bir numaradan arandığınız zaman o numara da telefon çalmadı, çalmıyor. Ama e, telefon açılıyor karşı tamam. siz de cevap veriyorsunuz. E, daha doğrusu telefonunuz cevap veriyor. Ve böylece, ben sesi duymuyorum. Evet. Aslında çalıyor. Evet. Ve, ve o açıyor. Ve açıyor. Da. Telefon açıyor. Ve o zaman bir mikrofon oldu yani. Açarken der. de hoparlörü de kapatıyor. Yani siz karşı tarafı sesi duyamıyorsunuz evet. ama sizin sesiniz karşı tarafa gidiyor. Şimdi bunlar <laughs> son derece hani e, böyle akıllı telefonlarda yapılabilir e, görünen şeyler. E, tek bir fark var. E, son dönemde Türkiye'de pazar olarak da biraz büyük olan akıllı telefon markası'nın bu sistemine yani telefon sistemine girmek çok mümkün değil. Dolayısıyla orada mesela bunu yapmak çok mümkün değil. Ancak diğer işletim sisteminin tamamında çok fazla şeyi yapabildiğiniz için bu tip akıllı yazılımları yükleyebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Pilini çıkar yani <laughs> ya da SIM kartını çıkarırsam ne olacak? E sim kartını çıkarmanız bir şey değiştirmiyor, değiştirmiyor. çünkü. Hı hı. sim yani şöyle sim kartı değiştirmeniz bir şey değiştirmiyor diyelim. Sim kartı çıkardığınız zaman zaten telefon çalışabilir işlevselliğinden uzaklaşmış oluyor. O zaman dinleyemiyorlar. Orada yani. evet başka bir şekilde dinlenme belki söz konusu olabilir ama o bu bahsettiğimiz yani yazılım casus yazılımlarla dinleme çok mümkün görünmüyor. Ancak burada tabii dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de ee, nasıl geliyor bu yazılım? Yani bu yazılım evet. nasıl yükleniyor? Birincisi telefonu almadan önce hı hı. kutu açılıyor. Telefon yükleniyor. Ondan sonra mesela ben geliyorum size bir tane telefon hediye ediyorum. Siz de kullanıyorsunuz telefonu severek. Ama e, altta belki böyle bir yazılım çalışıyor. İkincisi e, bir dönem e, SMS ile MMS ile e, özellikle bu tip yazılımlar yüklenebiliyordu. E, Bluetooth ile bir dönem yüklendi. Dolayısıyla bu tip Karşı taraftan gelen verilerin dikkatli kullanılması gerekiyor. Yani Bluetooth <laughs> dediğiniz zaman diyelim ki e, kablosuz internet erişimi olan herhangi bir kafede oturuyorum. Şimdi eski yöntemde artık... şöyle hocam. E, eski yöntemde belki hatırlarsınız bir dönem Bluetooth'lar açıktı. Daha bu akıllı telefonlardan bir önceki jenerasyondan bahsediyorum. E, Bluetooth'lar üzerinden küçük bir veri geliyor. Siz onu resim zannediyorsunuz açıyorsunuz evet. resim görüyorsunuz. Ama resmin arkasında aslında bir yazılım var. Ve o yazılım hemen alt taraftan sizin işletim sisteminize sızıyor. Şimdiki yeni dönemde birçok akıllı telefonumuzu aynı zamanda e-mail olarak da kullanıyoruz. Evet. Eğer e-mail yazılımı kendi içinde bütün işletim sisteminden separate ayrık değilse o zaman orada herhangi bir yaptığınız işlem başka yerlere zuhur edebiliyor. Ve onun üzerinden de yazılım yine başka yerlere geçiş yapabiliyor. Böyle bir imkan da oluyor. Yani benim elektronik postalarımla başka bir yere de bunu dağıtıyorum. Şöyle söyleyelim. Sizin elektronik postanızı açtığınız zaman bir tane atıyorum yine bir resim gibi bir şey görüyorsunuz. A diyorsunuz birisi bana resim göndermiş. Basıyorsunuz üzerine resmi görüyorsunuz siz. Ama altta bir yazılım çalışmaya başlıyor. O yazılım gidiyor yine işletim sistemiyle CPU'nuzun arasına yerleşiyor. Ve o yerleştiği zaman da bazı şeyler yapabiliyor. Mesela yakın bir zamanda bununla ilgili bir virüs çıktı. Hani e, belki tam konuyu anlatmak için güzel bir örnek olduğu için söylüyorum. E, virüs e, o bilgi şeyler telefonları, o marka telefonların tamamını resetledi, sıfırladı. Yani üzerindeki bütün verileri siler hale geldi. Böyle yazılımlar yapmak e, son derece mümkün. Aynı yazılımlarla işte ortam dinlemesi yapabilmek, e, telefon numara gelen telefonları e, dan bilgi ha haberdar olmak. Hatta e, telefonunuz e, telekonferans yapabiliyorsa e, aslında telekonferans özelliğini siz açmadığınız halde siz birisiyle konuşuyorken başka birisi sizin ikinizi birden dinleyebilme imkanı sağlayabiliyor. Şimdi e, konuşunca şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir merkezi sistem var yani o merkezi sistem üzerinden yapılabilen e, telefon dinlemeleri söz konusu. Bir de e, bu bahsettiğimiz farklı yöntemlerle biraz daha e, hani e, amiyane tabiriyle e, tam hani kolay yöntemlerle çözülebilecek bazı dinleme yöntemleri var. Bunları genelde e, illegal yöntemler aslında. Yani, yani sonuç itibariyle sistemden alınan veriler genelde legal yöntemlerle e, ve legal e, amaçlarla alınıyor ama e, bu bahsettiklerimiz tabii daha hala illegal sistemden yöntemler. Sistemden hangisi legal, hangisi yasal? Yani başbakanın dinlenmesi e, tabii o da illegal. değil yani, o da değil tabii yani hani... Peki mahkeme kararıyla mı dinlemeyi legal olarak görüyorsunuz? Mahkeme kararıyla dinlemek tırnak içinde evet. legal evet yani orada çok ilginç bir durum söz konusu çünkü e, e, şöyle bir e, o işin de çok etik olması gerekliliği e, söz konusu. Çünkü şu da e, karşılaşılabilecek bir şey. Mesela aslında ulaşılmak istenen sizsiniz mesela ama siz devamlı Öbür... atıyorum bakkalınızı arıyorsunuz bakkalınızın terörist olduğu yolunda bir şeyle bir soruşturma açılıyor ve onu dinlemeye başlıyorlar fakat onu dinlerken o dinlemenin üzerinden sizin dinlemeye takıldığınızı söyleyip sizin dinlemenizin üzerinden bazı bazı veriler ulaşabiliyorlar şimdi bu taraftan baktığınız zaman bu hani tırnak içinde yani legal gibi görünen bir dinleme yöntemi ama e, toplamda baktığınız zaman bu veri bildiğim kadarıyla e, en son Anayasa Mahkemesi'nin kararında da olduğu gibi e, kullanılabilir bir veri olmaktan çıkıyor. Çünkü e, evet. delil aslında delil gibi görünüyor ama aynı zamanda e, delilin alınış şekli e, doğru Peki, bir yöntem değil. Bu, bu konuyu e, Yaşar Hoca ile pardon e, şey Nurullah Bey ile bir e, irdeleyelim. Nurullah Bey takip ettiniz mi bilemiyorum ama bu e, evet. basit dinlemenin yani cep telefonuna bir virüs göndererek de din, diyelim ki dinlemenin e, gayri e, kanuni olduğu, yasa dışı olduğu ama bazı dinlemelerin yasal olabileceği noktasındaydık. E, ve bunun için bir dinleme ile ilgili bir mahkeme kararı olursa eğer diyerekten başladık konuşmaya. Siz ne diyorsunuz? Yani dinleme <laughs> Şimdi konu yasal ilgili... olabilir mi? Buyurun. Evet, bu tabi yasal olarak kanunla düzenlenen bir konu dinleme ve kanun dinlemenin de hangi kurumlar tarafından yapılacağını açık ve net olarak ortaya koymuş durumda. Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının dinleme yetkisi kanunla düzenlenmiştir. Ancak bu dinlemenin e, nihayet e, haberleşme ve iletişim araçlarıyla olduğu için bu konuya ilişkinde ayrıca bir iletişim başkanlığı kurulmuş ve iletişim baş... yapılan yapılan e, dinlemenin yasaya uygun olup olmadığının değerlendirmesini de yine mahkemeler tarafından değerlendirileceği sonucuna varılmış. Bu konuda gerek ceza kanununda, gerek ceza muhakemeleri kanununda, gerekse iletişim başkanlığına ilişkin, haberleşmeye ilişkin kanunda ve bu konuya ilişkin de takriben 12'ye yakın yönetmelikte dinlemenin nasıl olacağını, ne şekilde olacağını ve bunun delil niteliğinde yargılamada nasıl ele alınıp değerlendirileceği de ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş durumda. Ancak mahkeme kararıyla alınan delilin Elde edilen dinleme olayının ilgili kişiyle olup olmadığı veya dinleme yoluyla elde edilen delilin hukuka aykırı olup olmadığına ilişkin Türkiye'de çok ciddi anlamda bir tartışmalar yaşanıyor Sayın Hocam. Bu konuda da Yargıtay'ın ilgili ceza daireleri çok farklı kararlar da veriyor. Ve bugün de Türkiye'nin en çok tartışma konusu edilen konulardan birisi de sanıyorum bu yasaya uygun olarak dinlemenin yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa nasıl yapıldığı. Çünkü son Silivri davalarında görüldüğü üzere ve yine son olarak Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı ile İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Murat Yalçıtaş arasındaki telefon dinlemesinin yasaya uygun olup olmadığı değerlendirmesini de göz önüne aldığımızda e, Türkiye'de mevcut yasalara ve yasal düzenlemelere rağmen, yönetmeliğe rağmen yine de bu dinlemenin ne şekilde yasalara uygun olup olmayacağının açık ve net olmadığı e, sonucu ortaya çıkıyor ki tartışmalar bu yönde de devam etmektedir. Çok teşekkürler. Şimdi e, programa başlama, başlarken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geçen evet. hafta içerisinde çıkan bir yasadan şöyle bir küçücük bahsettik Aslında yasa yeni çıkmış değil bu 11 evet. Eylül saldırılarından sonra hemen gündeme gelmiş şimdi sadece uzatılmak üzere Senatonun imzası var 5 yılına uzatılıyor Burada Amerika'yı da ikiye bölmüş olan bir evet. durum var Fakat diyorlar ki yani yurt dışındaki terörist olma ihtimali olan bir kişiyle Amerikalı'nın konuşmasını mahkeme kararı olmaksızın dinlerim. Yani özet bu. Bir, bir Amerikalı'yı yurt dışında bir yabancıyla konuşurken dinlerim diyor. Ve mahkeme kararı da aramıyor. Hatta ilginç de bir şey var orada hocam. İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Senatör D.M. Feinstein'in söylediği bir bence ilginç bir söylem var. Diyor ki son 4 yılda ABD'de bir şeyler olmasını engelleyen yüz tutuklama yapıldı. Yani Buna suç olma ihtimali olanların yani. bazıları bu program sayesinde önlendi. Bence bu hayati derecede önemli. Şimdi burada bir de e, acaba hani suç olmadan önce suçu önlemek konusu da üzerinde konuşulması gereken bir şey haline geliyor. Yani hani e, gerçekten acaba 100 evet, tane şey, yakalandı mı? Suçluydu? Onlar kimdi? Evet. Tabii buraya inşallah vaktimiz olur geliriz. O da korku yaymanın evet. E, nereye insanları götürebileceği otosansüre belki gidebiliriz. Yani bu kaygılar yüzünden kimsenin e, yazmadığı, çizmediği, konuşmadığı Tabii. bir yere mi gidiyor? Yani kendi kendine yani bırakın devletin bir sansürü yok diyelim ki herkes kendi kendini sansürlüyor. Nasıl ki, dinliyorlardır diye. Biliyorsunuz Amerika hani bu konuda çok net kuralları olan bir ülke yani e, suç e, delil teşkil etse bile suç tam olarak suçluluğu suçluluğu ispatlanmadan kimseyi suçlu saymayan bir ülkeden bahsediyoruz. Or onun senatörü bile kalkıp e, böyle bir söylüyor. şey söyleyebiliyor. Evet ama bakın onların tarihinde bunu destekleyecek ilginç başka türlü olaylar vardır. Mesela e, Kennedy'nin pek çapkın bir başkan olduğu e, bilinen bir şeydir ve bir sürü Hanımla ilişkisi vardı, değişik evet. değişik hanımlarla hatta Marilyn Monroe ile bile ilişkisi vardı. Aslında onları dinleyerek, kimle beraber olduğunu dinleyerek bir yandan başkanı korumak gayreti içindeydiler. Ama o kadınların üzerinden de mesela büyük mafya liderlerini e, yakalayabilmişler, uyuşturucu operasyonları yapmışlar filandır. Yani bir tarafta böyle bir Doğru. aşk ilişkisinin ucunun e, o kadınların başkalarıyla olan da bağlantılarına, e, bağlantılarını sürdüklerinde e, çok ciddi başka suç örgütleriyle de karşılaşmıştır. Tabi bunları da örnek gibi habire önümüze sürüyorlar. Yani Doğru. diyorlar ki yani bu dinlemeler sayesinde işte biz e, içinde Frank dahi olduğu filan böyle mafyayı çökerttik vesaire. Ama <laughs> Marilyn Monroe'yu da herhalde kendileri öldürdüler. O da başka bir mesele. Yani ona da intihar dediler. O da muhtemelen e, bir cinayetti. Şimdi demin siz konuşurken Telefon dediniz ama ondan sonra bilgisayar dediniz. Şimdi hepimizin evet. elinde bilgisayar var, bilgisayarın kameraları da var, Doğru. mikrofonları da var. Eyvallah. Şimdi orada sadece demek ki ortam dinleme yok, orada ortamı seyretme, seyretme de, var. de var. Biraz da onun bize an anlatır mısınız? Şimdi e, aslında cep telefon akıllı cep telefonlarıyla bilgisayarların arasında pek bir fark yok. E, i̇şin kötü tarafı bu casus yazılımlar. Herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan bilgisayarın üzerindeki mevcut şu anda bütün notebookların üzerinde mikrofon var, kamera var. Evet. Bunları kullanarak e, ortamı kayıt altına alabiliyor, e, dinleyebiliyor. Bunu öyle bir program, programlıyorlar hı. ki hareket algıladığında sesi duyduğunda otomatik kayda başlıyor hı hı. veya uzaktaysa e, izleyen kişi bunu herhangi bir internet ortamından aktif hale getirebiliyor veya cep telefonundan izleyebiliyor istediği anda veya cep telefonundan komut göndererek bu programı aktif hale getiriyor. Ve en ilginci şu bu programlar şu an medyada işte teknoloji tv'lerde teknolojik e, dergilerde kolaylıkla nasıl çalıştığını anlatılan... ...kolaylıkla bulunabilen programlar. Kolaylıkla bulunuyor ve ucuz. Yani çoğu da ücretsiz. ücretsiz. Üç, çoğu da ücretsiz. Evet, evet. Peki nedir bu insanların birbirini gözetleme merakı? Hani bir, yani bir şeyi anladık. Yani... ...üst düzey yöneticilerin... ...görüşmelerini ya da bir başbakanın... ...dinlenmesini, onu ona... ...insan elbette... ...bir şey buluyor, bir gerekçe... ...bir neden buluyor ama... Çok sıradan sokaktaki insanların da e, beni dinliyorlar, e, beni gözetliyorlar şeklindeki e, kaygıları bir bölümü paranoya olabilir, hastalık olabilir. Oluşmaya da başladı zaten günümüzde. Değil mi? Evet. evet. Yani herkes beni dinliyorlar diyebilir. Peki bu bilgisayar işi tabii ki çok kaygı verici çünkü ya da cep telefonlarının bilgisayar gibi olması ya da bu tabletlerin vesaire... Bunlar ne kadar uzaktan yapılabiliyor? Yani bu, bu, bu dinleyenler yakında bir yerde mi olmak zorundalar yoksa çok uzakta olabilirler mi? Bu e, eskiden tabii 50 metre 100 metre kareye kadar işte dediğimiz cihazlar kullanıyordu. Ama şu anda bilgisayarlarda ve akıllı cep telefonlarda GSM üzerinden veya internet ortamı network üzerinden yapıldığı için bunu dünyanın herhangi bir yerinden real time olarak izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Amerika'dan da dinleyebiliriz. Tabii asıl soru hani ne kadar uzakta olmaktan ziyade insana ne kadar yakın olan başka bir insan tarafından oldu. Çünkü ben Aha. şuna çok denk geldim. Ben bir yandan da güvenlik konusunda da seminerler veriyorum ve o seminerlerde hep ara verildiği sırada mutlaka arkadaşlardan bir tanesi dinleyicilerden bir tanesi çıkar gelir bir şey soracağım diye ne soracaksınız derim hep aynı soru gelir. Ya kız arkadaşımı MSN'ini takip etmek istiyorum. Nasıl takip ederim diye. Ben de hep şöyle derim, bir ilişki güven üzerine dayalıdır. Eğer güven bir yerde koptuysa, zaten hani boşu boşuna dinleyip zamanını harcama bu noktaya gelme. Ama bu gördüğüm kadarıyla genel olarak birbirine çok yakın insanların hani bu nun sebebi bir parça uzakta olması ya da bilgi toplamak ya da bir sürü insanın bilgisini almak amacından ziyade biraz daha böyle yakındaki çevredeki insanların bilgilerine nasıl ulaşabilirim? Onların benim hakkımdaki düşüncelerine Düşünceleri nasıl ulaşabilirim? Nasıl öğrenebilirim? gibi bir sebepten Kız arkadaş benim hakkımda <laughs> ne konuşuyor mesela başka Aynen öyle, birisiyle? Motivasy motivasyonuna bakıyor e, biraz. Merak eder insan ama. Bir de nerede? Ha nerede? Evet. Ner evet o da nerede? çok ciddi bir mesele. Bir dakika bu nerede meselesinde Mesela benim cep telefonumda küçük bir yazılım var, nerede diye soran ama karşı tarafın mutlaka bunu kabul etmesi gerekiyor. Yoksa yani öyle şeyler de var mı? Yani karşı tarafın haberi olmaksızın takip edebildiğiniz yazılımlar var mı? Biraz önce beyefendinin bahsetmiş olduğu cep telefonu yazılımları zaten e, nerede olduğunu da bildiri. Biliyor. Biliyor. Yani çok daha ilginç bir şey daha söyleyeyim isterseniz. Şu anda yine dediğim gibi Türkiye pazarında çok fazla satılan bir cep telefonu, akıllı cep telefonunun bir önceki işletim sisteminde e, reklamların lokasyonlarını anlayabilmek için alttan lokasyon bilgisini e, tuttuğu bilgisi bütün dünyada bir skandal haline geldi. Yani çünkü gerçekten insanlar buna tepki gösterdiler ve hemen yeni bir e, işletim sisteminin yeni bir update'i çıktı. O update'in içinde bu sistem kapatıldı. Bir daha bir daha. Ne, ne reklamını nasıl yaptınız? Şimdi şöyle, e, cep telefonunuzda gösterilen işte free aldınız, bedava aldığınız evet. yazılımlar e, reklamla çalışıyorlar. O reklamların çoğunun da lokasyon bazlı şekillendiriliyor. Tabii. Yani yani, 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 yani evet. Enlem bölge, evet. boylam söylüyor şurada. şurada diyorum, diyorum ki yani. İstanbul reklam vereneyim ben. Yani bir evet. ürünüm var. İstanbul. Da satabileceğim bir ürünüm var. Beyefendinin ürünü Türkiye'de satabileceği bir ürün var. Diyor ki Türkiye'deki insanlara bu reklamı göster. Doğru. Şimdi e, cep telefonu da işletim sistemi direkt sizin bulunduğunuz lokasyonu belirliyor. O lokasyonun bilgisini şey veriyor, e, yazılımın içine gönderiyor. Evet. Oradan da reklam verenin e, reklamı geliyor. Tabii ama bu bilgisayarlarda da olmuyor ama herhangi bir internet sitesine mesela girdiğiniz zaman yabancı bir internet sitesi ama size Türkçe bir Orada şöyle bir şey, şey var. Veriyor. Siz bir siteye giriyorsunuz. Siz siteye girerken bazı verileri vermeniz bekleniyor. Ha, evet. Onu yani bir şekilde az... siz kabullenmiş oluyorsunuz. Burada sizin hiç kabullenmediğiniz ve sizi aslında çok ciddi bir şekilde takip eden bir yapı var. bu işletimiz bu park edilince hatta tutulan dosyaya da açılınca çok ilginç bir şey çıkıyor. Siz cep telefonunu aldıktan sonra bütün gittiğiniz lokasyonların bütün bilgileri cep telefonunuzda bir yerlerde duruyor olduğu fark edildi. Ve bunu şirket çok ciddi özürler dileyerek bunu kapattığını söyledi. Fakat çok ilginçtir ben programa gelmeden önce bunu size anlatayım diye açınca o şirketin yeni yazılımında yeniden açıldığını öğrendim. Ve hatta kendi telefonumda da kontrol ettim gerçekten öyle açılmış. Ee, ve yine lokasyon bilgisini bir yandan e, toplamaya devam ediyor. Ve o lokasyon bilgilerini de ilginç bir şekilde telefonun içinde de tutuyor. Yani e, telefonunuz birinin eline geçtiği zaman sizin atıyor beraber, mesela 5 sene içinde gittiğiniz nereye, nereye, her yeri görebiliyor. Böyle ilginç bir bilgi. Bir şey. Peki ama başka mesela bir bir yazılım var. Diyelim ki bulunduğunuz yerin fotoğrafını çekiyorsunuz. Nerede Onu dostlarınıza paylaşıyorsunuz. Daha sonra size o civardaki lokantaların mesela listesini vermeye başlıyor. Şimdi o tür aplikasyonlar cep telefonlarına yüklenirken size aslında uyarı olarak soruyor. Tabii onu biz, okumuyoruz ama herhalde. Biz burada es geçiyoruz. <laughs> evet. Hiç... Aslında sorun biraz da biz, biz bizde. Biz bütün aletleri kullanma tarifi olmadan kullanan bir milletiz. Evet yani. şu şey olduğu zaman <laughs> evet. sorun yok. Yani size soruluyorsa ve o soru sorma şekli gerçekten... Evet ciddi ise yani hani sadece soru sormuş gibi göstermek için soru sormuyor. Sayfalarca bir şey var. Heh. Onu kim okur o kadar küçük yani yazıyor 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 bir 30 sayfa bir şey. Altında da kabul ediyorum etmiyorum diye ediyorum diyorsunuz. Şimdi mesela. yine aynı markanın evet. bu konuda çok ciddi bir güvenlik şeyi var, kontrol sistemi var. Mesela atıyorum yeni bir yazılım sizin cep telefonunuzdaki telefon numaralarına ulaşmak istiyorsa size mutlaka diyor ki cep telefonunuzdaki telefon numaralarına ya da fotoğraflara evet, ulaşmak istiyor. Miyim diye ulaşmak soruyor. ulaşmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Mesela bu böyle bir e, bilginin mutlaka size veriliyor olması lazım tabii, yoksa evet. o oradan gelir o o, oradan sizin o yapmak istediğiniz o kadar cazip ki ona hemen evet diyorsunuz yani. Evet, acil oluyor. ihtiyacınız var. Tabii tabi. ona hemen. Hediyeler evet. de veriyorlar. Yani şu kadar kontür veriyorum bilginizi işlememe izin verebilir misiniz evet, diyorlar hocam. O, da, o data o da toplamanın da bir da data toplamanın bir yöntemi aslında. Evet. Gerçekten de veriyorlar ama işte nedir? 1 milyon kişinin datasını topluyorlar. üç tane akıllı telefon veriyorlar. Ee, son dönemde ben e, özellikle şeye dikkat ettim. Çok daha ilginç bir noktaya geldi. E, telefon defterinizin içindeki bilgilerin istatistiklerini tutacağım diyor. Diyor ki ben size öyle bir Doğru, sistem evet, kuracağım ki evet. atıyorum e, siz işte Sevil Hanım'ı kaç kez aradınız, kaç kez e-mail attınız ben size onun istatistiğini vereceğim. Şimdi bunu tutan bir yazılım ee, gidiyorlar o yazılım şirketi de büyük bir ihtimalle çoğunlukla Kıbrıs filan civarlarında ada devlet, devletlerinde çoğunlukla kuruluyor. Ee, bir anda dataları topluyorlar, sonra dataları topladıktan sonra da e, şirket yok oluyor. Hatta yazılımların çoğu ikinci versiyonları filan çıkarmıyorlar. Böyle e, garip bir dönemde var. Peki bu bahsettiğimiz az çok özür dilerim. Bu bahsettiğimiz aslında hani bir casus yazılımı konuşuyoruz. Bir de Normal tabii normal uygulamaları yazılım... konuşuyoruz, yazılımları evet. konuşuyoruz. Onun üzerinden de istihbarat bilgisi alınabildiğini Beğefenin, görüyoruz. beyefendinin dediği birçok e, konu aslında şey, e, legal, legal, legal bir evet, kullandığımız yani. aplikasyonlar evet. işte evet. sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi ama casus yazılımlara geri dönersek nerede olduğunu istediği anda öğrenebiliyor karşı taraf. Veya SIM kartınızı değiştirdiniz. Hı, -hı. Değiştirdi bilgisi size Dinleyene gidiyor ve aynı şekilde sizi dinlemeye devam ve edin. izlemeye devam ediyor. Peki e, şimdi bunlar hep yazılımla ilgili bir de böyle gerçek böcekler var. Yani evet. e, bir şeylere takılan nitekim Sayın Başbakanımızın da odasında elektrik dizinin evet. içerisinde bulunduğuna dair bir şey var. Bu elektrik deniyor ki baterisi şarj etmesi için devamlı bitmesin diye orada böyle bir şey şart mıdır? Ya yani yani şöyle, şey şöyle bitmesin enerji. O tip donanımın mutlaka yani. enerjiye ihtiyacı var. Enerjiye pilden bölümünün... alacak. Bütün elektronik cihazlar evet. bir güç kaynağına ihtiyaç duyar. Evet. Bu bizim cep telefonumuz, işte bilgisayarımız, e, Sayın Başbakanımızın odasında bulunan duyduğuma göre, evet. e, bulunan bir GSM e, düzenekli bir sistem oldu. Aynı bir cep telefonuyla bir farkı yok. Yani bir böcek var, böcekte sim kartı var. Öyle Evet, mi? aynen öyle bir şey. Eğer söylenilen gibiyse. Evet, öyleyse. Çünkü günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber eski böcekler işte 50 metre, 100 metre mesafeliydi. İşte pili bir hafta en fazla gidiyordu. Hatta bir günde bitenler vardı. 3 i̇şte saatte, 5 saatte bitenler vardı. Artık teknolojinin gelişmesiyle direkt GSM eee e, GSM kullanarak e, Yani o bir bu anlamda bir telefon. Cep tabii, telefonu aynen. gibi bir hal yani, almış. Casus yani. yazılım yüklü bir telefon gibi birleştirdik. Telefon evet. evet. Ve onu arıyor o zaman dinlemek için. Arayabilir e, veya evet. aramasına gerek yok. Ortamda bir konuşma olduğu zaman otomatik kendisi kendisi, kendisi arayabilir. Geliyor. Bu tip e, aynı casus yazılımda olduğu gibi bütün özelliklere sahip sistemler. Ama GSM olsaydı eee çok kolay bulunmaz mıydı şey e, failler? Belki de bulunmuştur. Şimdi o da bir dezenformasyon. Ya bu konuda tür yani. bu konuda aslında idare ve adli yönden tahkikatın e, devam etti ve bu soruşturma esas olan bilgi ve belgeleri görmeden hani böyle bir açıklama Yok, yapmak tabii. çok doğru değil. Ben sadece şu anda işte e, gazetelerden işte sağdan soldan konuşulanlardan aldığım bilgilere göre aktarma yapıyorum. Şimdi evet yani bu sadece bir örnek yeni bir şey değil ve de çok var kim bilir ne zamandan beri kimlerin evinde iş yerinde vesaire bu şeylerden var. Ama şöyle bir şey mesela ortam dinleme bir evin içindesiniz her tarafta da bu alıcılar olmayabilir. Dolayısıyla evin içinde hareket ederek konuşmanın mesela bir faydası olduğu söyleniyor bir yerden bir yere gider giderek konuş sabit bir yerde durmamanın bunun bir faydası olur mu? Bu tamamen e, sistemde kullanılan mikrofonun kalitesi ile, mi ile alakalı evet. bir şey. Karşı taraf çok zenginse her tarafta dinler yani. Ona... <laughs> Çünkü tabii 50 metre 50 metre kare, 100 metre kare alandan çalışan mikrofonlar var ve aynı zamanda bu tüm sesi toplayıp e, sesi işleyen programlar var. Kıçırtıyı ayırıp yok eden, ayırıp evet, yok eden yok sadece ya, insan sesini ya, evet. ortaya çıkartan e, yazılımlar da var. O yüzden tamamen biraz da bütçeyle alakalı herhalde. Peki. Benim bildiğim kadarıyla Ankara'da en çok kullanılan yöntemlerden birisi bir tane e, radyo alıp. Hah, ee, hediye etmek herhalde küçük bir radyoyu evet. kenarda tıngırdatmak çünkü hem ses Aa, e, karış, karışıklığına Aha. sebep oluyor hem de aynı frekanslar karıştığı için e, biraz daha dinlemeyi azalttığı için tabii, çok e, kullanılan yöntemlerden birisi bildiğim kadarıyla Ankara'da eğer o radyo size hediye gelmiş ve içinde böcekle gelmiş <laughs> o da ayrı konu <laughs> hep dikkat edin diyorlar mesela Kesinlikle. kalemse bile evet. buyurun. hocam bebekleri dinlemek için anneler için sunulan evet. böyle dinleme cihazları da var bu ee, Tabii anne duysun uyansın onun gerektiği sütünü versin amaçtık evet. ki. Fakat her zaman olmuyor bu durum. Dolayısıyla diğer odada olduğu için o cihaz neredeyse o şekildeki insanlarda olayı dinliyorlar. Ha doğru. Dinliyorlar. Tabii. Tabii ama bunlar da bir çok dinleme daha cihazı sonuçta. Şeyler. Su sesi deniyor mesela suyu açarsanız ve konuşursanız dinlenemiyor mu? Şöyle bir şey doğru mu? Ya şöyle eskiden bildiğim kadarıyla eskiden Osmanlı zamanında da e, bu tip gizli görüşmeler genelde havuz başlarında falan yapılırmış. E, ama tabii bu uzaktan hani kulak misafir olmasın diye veya anlaşılmasın diye olmuyor. Bu lazerli sistemler benim bildiğim kadarıyla hani e, yansıtma üzerine çalıştığı için suyun yansıtma gücü de daha fazla Ben aslında onu e, dinledi duyunca. Biraz bana garip geldi çünkü mesela Turgut Özal'la ilgili galiba denizde konuşmalarını yaparmış gibi bir bilgi vardı evet. şeylerin arasında. Öyle bir durumda yansıma oranı daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla dinleme şey ses daha uzağa gidecektir ve dinleme imkanı da daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Yeni dünyada yeni teknolojilerle dinleme teknolojileriyle o tarafta da öyle bir şey var. Bir de hocam kuşları dinlemek için kullanılan cihazlar var. Hem dinleme cihazı ama asıl geliştirdikleri kuşları takip etmek, o sesleri algılamak. Filmlerde efekt olarak bu evet. sesleri kullanmak amaçlı. Bunlar da aynı zamanda hemen dinleme cihazı olarak evlere tutulabiliyor. Binalara tutulabiliyor. İş yerlerinde insanları dinleyebiliyorsunuz. Ha, ucuzundan dinleme şeyleri. yöntemi. Kuş, kuş dinliyor. <laughs> evet. Yani Yücel Bey senin parmak izinden sonra şimdi böyle bir dinleme işine girmen lazım. Yani bu gibi, bu girişimciliğini burada da Innovative. mutlaka değil mi ilginç şeylerde eee evet. düşünüyorum. Şimdi bir e, Nurullah Bey'e dönsek Ankara'ya ve sorsak e, desek ki bu siyasilerin e, dinlenmesi çok gündemde. İşte kasetler olsun, ses kayıtları olsun vesaire. Bu giderek bir hakikaten bir, bir, ciddi bir paranoya haline gelebilir mi? Yani herkesi bu sarar mı bu bu panik bu korku ee, yoksa e, herkes başını çevirir yürür gider mi? Ne dersiniz? Şimdi tabii korku kelimesi insanlık tarihi boyunca <laughs> özellikle mistik düşüncelerden kaynaklanan inanç ve düşünce ve yaşam biçiminde korku odaklı bir algılı anlayışı görüyoruz. Şimdi batı dünyasıyla doğu dünyasında bu korku olgusunu ben e, tabii biraz genelleştirmek istiyorum izninizle. E, ki sizin de alanınız bir noktada Sayın Hocam. Şimdi, geliştikçe Korku odaklı özellikle film endüstrisinde e, korku e, içeren filmlerle toplumda ve bireylerin e, düşünce dünyasında korkuyu yıkımı sürecini gerçekleştirdiler. Doğu toplumlarında ise maalesef e, korku odaklı inanç algısı devam ediyor. Şimdi Türkiye'ye gelince Türkiye'yi biz ne Doğu toplumu ne Batı toplumu aslında Doğu ve Batı toplumunu, harmanlamış şekilde yaşayan bir toplum e, sosyolojik olarak e, görmek ve değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla e, dinleme dediğimiz ki biraz önceki değerlendirmede e, neden kaynaklanır e, bu tip dinleme ve başkasını e, takip etme neden kaynaklanır diye sormuştunuz. Aslında merak sözcüğü bunun karşılığı. Dolayısıyla insanlarda merak bir nevi kişinin özü halinde. Meraksız, meraklı insanla zaten bilim ve uygarlık gelişmiş. Meraksız insan, duyarsız insandır ve nötr insandır. Dolayısıyla merak bir noktada insanları takip etmek, dinlemeyi dinç altında yeşertiyor. Bana göre bu dinleme dediğimiz korku paranoyası kişilerdeki korkuyu da Bilinç altında yeniden besliyor yani aynen çiçeğin sulanması gibi insanda var olan korkuyu da besliyor. Çevremize baktığımızda e, inanın e, sizler de tanıksınızdır. Hemen hemen herkes de e, ya biraz kısa e, şu konuya girmeyelim veya e, aman e, fazla sesli konuşmayalım veya herhangi bir elektronik ortam olduğunda aman birisi muhakkak böcek olabilir gibi endişe ve korku evet, içinde yaşıyor. Anlıyorum. Dolayısıyla toplumda bu algı maalesef yeşermiş durumda. Evet anlıyorum ama unutmayalım ki yani korku yayarak seçim kazanmış bir Amerikan başkanı vardır Johnson. Yani onun seçim kampanyalarında küçük bir kız elinde bir papatya yapraklarını şey yapar, teker teker kopartır. Son yaprak bittiği zaman da bir atom bombasının şeyi etrafı kaplar ve e, Johnson der ki ben gelirsem eğer nükleer silahlara son vereceğim ve bu şekilde kazandı yani korkuyu yayarak tabii ki insanları da belli istenen yerlere götürmek mümkün geçmişten bir iki örnek vermeye başlamıştınız az önce yani daha önce dinlenenlerle ilgili olarak yeniden aklınıza gelen var mı daha önceki kuşak siyasetçiler arasında e, dinlenen ya da dinlendiğini zannedenler hakkında. Mesela Şimdi, tabii, e, merhum e, Özal'ın bahçeye çıktığı söyleniyor. Telefonda konuşurken bahçeye çıkardı diyorlar. Bu Bunun hakkında mesela bir bilginiz var mı? Şimdi tabii e, Türkiye'de e, siyasetçilerin bir kısmı dezinformasyon amaçlı, siyasi amaçlı veya karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel olan durum ihtimaline karşı bu tip dinleme konusunu sürekli gündeme getirmiştir. İşin esasında bunu görmek gerekir birinci olarak. İkinci olarak da bu normal hayatta da vardır. Kişi suçlulu psikoloji içindedir. Bir başkasını dinler fakat başkasını dinlediğinin bilinmemesi veya göz ardı edilmesi ve gündeme taşınmaması için Kendisinin dinlendiğini ifade eder. Bu tip olaylar da çok yoğundur Türk siyasetinde. Dolayısıyla özellikle Sayın Turgut Özal'ın dinlenmesine ilişkin eski devlet bakanı ve müsteşarı olan Hasan Celal Güzel Bey'in ifadesi bu bağlamda. Oysa Hasan Celal Güzel'in telefon dinlemeye ilişkin, Anavatar iktidarı dönemindeki telefon dinlemeye ilişkin farklı değerlendirmelerini de görüyoruz. Dolayısıyla ee, geçmişte özellikle e, Hürriyet Gazetesi'nin genel yönetmeni Sayın Ertuğrul Öztürk'ün Biz o olayı <laughs> bilemiyoruz. Kısaca özetler misiniz? Hasan Celal Güzel'le ilgili olarak Hangisi? Az önce e, Sayın Turgut Özal'ın e, dinlenmesiyle ilgili olarak e, Sayın Hasan Celal Güzel'in bahset, söylediği şeyin daha önce farklı bir biçimde ifade ettiğini söylemiştiniz. Nedir o mesele onu bilmiyoruz. Şimdi dinlendiğini kendisi ifade ediyordu. Bir müddet sonra bu son Sayın Başbakan'ın e, böcekle ilgili yaptığı açıklamadan sonra ise Sayın Turgut Özal'ın e, dinlemeden e, uzak durabilmek için e, sık sık bahçede e, devletle ilgili dış politika ile ilgili görüşmeleri bahçede yaptığı şeklinde bir değerlendirme yaptı. Yani daha önceden e, dinleme ki özelleştirmeden genel anlamda e, devlet yetkililerinin dinlendiğini ifade eden Sayın Hasan Celal Güzel, bu Sayın Başbakan'ın ifadesinden sonra ise e, Bahçe'de genellikle görüşmeler yaptığı şeklinde bir değerlendirme yaptı. Dolayısıyla e, Türkiye'deki e, dinleme olayları özellikle medya açısından ve yine tipik bir örnektir, e, tekrarlamak istiyorum bunu, e, Sayın Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde, bu telefon dinleme, özellikle gazeteci, bakan, başbakan dinleme olaylarının Türkiye gündeminde çok ciddi anlamda yer aldığını hatırlamakta yarar var diye düşünüyorum. Hangi gazeteciler dinlenmişti? Ertuğrul Özgök'le, o dönemin genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özgök'le Güneş Taner'in görüşmesi ve Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'la o dönemin başbakanla görüşmesini dinlendiğini bizzat kendisi kamuoyuna açıklamak suretiyle ifade etmişti. Dolayısıyla yine Deniz Kuvvetleri'nde sarımsak dediğimiz olayla orada bir takım dinlemeler yapıldığı, daha sonra yargılama konusu olduğu, 28 Şubat sürecinin de bu dinleme ile başladığı şeklinde Türkiye'nin şu anda da gündemde olan bir dinleme olaylarının zincirini görmek mümkün. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi son olarak son birkaç dakikada da şunu ifade etmek istiyorum. Bu, bu böceklerin bir taranması gerekiyor. Var mı, yok mu şeklinde. Bu tarama ile ilgili olarak kullanılan cihazların da yerli yapım olmadığı, bunların da ithal edildiği söyleniyor. Yani bunları aramak için kullanılan cihazların da e, ithal edildiği söyleniyor. Sizce bu bir e, dezavantaj mı Türkiye için? Yani böyle bir şey kendisinin geliştirmesi gerekir mi? Yani tarama için e, cihaz geliştirmeli midir yoksa yabancı ülkelerin imal ettiği cihazlar bu işe yarar mı? Aslında bu cihazlar sadece tarama cihazı değil. Evet. Kullanılan cihazlar e, normal endüstride fabrikalarda kullanılan osiloskobu duymuşsunuzdur. Osiloskobun biraz daha ileri versiyonu spektrum analiz yani evet. frekans analiz cihazları kullanılmaktadır bu uygulamalarda. Bu işte belli bant genişliğinde günümüzde de aslında kullandığımız protokolleri tarar. Nedir günümüzde kullandığımız protokoller? Bluetooth'u kullanıyoruz. Wireless'ı kullanıyoruz. GSM'i kullanıyoruz. GSM'in 900 MHz'i var, 1800 MHz'i var. 3G 3G'yi kullanıyoruz. Peki son 30 saniyedeyiz. Siz diyorsunuz ki çok rahatlıkla aslında bulunabilir bunlar. Bulunabilir fakat bir de zamanımız olduğu için kısa kısa o yok. anlatmak zorundayız. İçine kayıt eden sistemler var. İşte kol saatidir, duvar saatidir. Evet. Bugünlerde medyada da bol bol işte resimleri çıkan şeyler var. Casus ürünler var. Onu bulmak için içine kaydediyorsa bir frekans havaya yaymayacağından dolayı bir sinyal onu mutlaka fiziki aramayla bulunabilir. O yüzden... Elektronik taramanın yanında mutlaka fiziki aramanın da gerekliliğini anlatmak istiyorum. Yani yere düşmüş duvar sıvası var mı? Varmış veya masa üstündeki kalemler, <laughs> Evet. Hala yer, masa üstündeki saat, hesap mi? makinesi, tablo eğrildi mi diye bakmakta hala fayda var, hala var, var değil de. mi? Kesinlikle. Babadan kalma usullerle aramaya devam edelim. Evet kapatırken burada tekrar Yücel Bey'in şu iot buharıyla görünürleştirdiği, değil mi? Parmak izi. Parmak izi evet hocam. Kavanozun içinde e, tekrar gösteriyoruz işte burada. Evet. Bu akşamın sonuna geldik. E, çok uzun konuşulabilirdi ama e, süremiz bu kadar. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya da e, Nurullah Aydın hocama da çok teşekkür ederim bizimle birlikte teşekkür. olduğunuz için. Biz teşekkür e, ederiz. Başka çok bir teşekkür. gün daha uzun bir vakitte <laughs> inşallah Ay iyi seneler diyelim herkese. İnşallah suçu az, delili bol, delilsiz mahkumiyetin hiç olmadığı bir Türkiye için diyelim.